Ekranları başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler'e hoş geldiniz. Evet, bu akşam yine güzel bir bölüm hazırladık sizler için. Aynı şekilde çekimlerimize devam ediyoruz, seyircisiz devam ediyoruz ama tabii ki sizler oradasınız. Biz de bütün önlemlerimizi aldık. Soruyorlar işte, abi ağzınızı kapatıyor musunuz, gözünüzü kapatıyor. Her şeyimizi kapatıyoruz arkadaşlar, hiçbir sıkıntı yok. Bizi merak ettiğiniz için ayrıca çok da teşekkür ediyoruz. Ve şimdi karşınızda Yılmaz Erdoğan. Merhaba. Atakan, ne yapıyorsun? Merhaba hocam, hoş geldiniz. İyiyim hocam, siz nasılsınız? BKM stüdyoları, Köyceği stüdyoları. Evet, Köyceği stüdyolarından sevgiler, saygılar. Şu anda mecburi çırağım ve asistanım Metin ve ben sevgilerimizi gönderiyoruz herkese. Hocam biz de kucak dolu sevgilerimizi gönderiyoruz size. Metin bu akşam konuk mu oldu hocam? Yok ya, bu devamlı Metin... yanında duruyor işte. Ne yapayım? Evine gönderiyorum, şehre almıyorlar. Ne yapayım? Ben ne kaldı burada çocuk? Hocam Atakan, Beyazıt Öztürk hocam... ceket iliklemesi yapmaya çalıştı. Canlı bağlanınca yapamadı. Ha, nasıl? Onu şöyle, 2 saattir. Yok, yapmaya çalıştım da dar geldi. Metin'cim. Beyazıt'a da 5 senedir dar geliyor oğlum. Sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Evet. Hocam kesin o zaman bak, yayın ben saatini geçeyim içeri. Şu anda gördü ve beni arayacak şimdi. Diye bakayım. Ben de yok. Tamam, saçmalıyım. Evet. Beyaz kardeşim. Saçmaladım. Beyaz kardeşimize sevgiler. Evet hocam. Ben hocamı geçiyorum o zaman içeri. Aha, ses geldi. Ben geçiyorum. Başladı. Ses gitti Atakan. Geliyor mu hocam sesim? Senin mikrofonunda şey var. Sıkıntı mikrofon. Yani eğer bağlantı böyle olacaksa, eğer ben konuşamayacaksam ben bu yayına katılmam. Açık söyleyeyim Şennur Hanım. Şimdi bakın. Alo, sesim geliyor mu? Kriz çıkaralım. Bakın ben sizi dinliyorum ama duyamıyorum. Siz dinlemeyi öğrenin. Yılmaz Bey, söz vereceğim size. Ha, ben size de söz çünkü vereceğim. Çünkü Köyceği stüdyoları dediniz. 2,5 saattir ben sizi seyrediyorum. Teravih geçti. Herhalde sahurda bize vakit gelecek yani. Söyleyeceğimiz çok önemli şeyler var memlekette ilgili. Sesim geliyor mu hocam şu anda? Geliyor ama anlamlı değil. Hocam ben gidiyorum artık. Tamam. Program başlasın. Tamam, hadi başlasın. Ben gidiyorum. Tamam. Siz de hocam. Eyvallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin bütün çocuk çıraklara, kardeşlerime, çocuklarıma. Evet sevgili seyirciler, bu korona özel bölümlerden ikincisindeyiz. Çok Güzel Hareketler başlasın mı? Başlasın hocam. Başlasın mı? Bence çok yüksek başlayalım. Senin ekleyeceğin böyle çok komik güleceğimiz bir şey var mı? Yok hocam, sizin ben yanınızda hani şey. Bravo. Tuzak soruydu. Nefis yaptı. Çok Güzel Hareketler başlıyor. Günler çalsın inşallah. Gelsin, alkış veriyorum hocam. Alkış. İnsan böyle bir salona koşarak geliyor da bomboş görünce bir böyle içim burkuldu ama. Dur. Olsun be. Alkış verdim yanlışlıkla. Arkadaşlara söyleyelim, nasıl alkış varsa yani seyirci, onlar da seyirci varmış gibi. Evet. Ben alkışını verdim mesela yani. Yani en azından coşkulu olması lazım. Salonda kimse yoksa da böyle bir alkış varsa Yasin'in yadırgaması gerekiyor değil mi? Yani ben eski günlere mi döndüm falan? Devam. O güzel günler de gelecek. İşte o güzel günlere ilk adım olarak biz burada tekrar geldik. Başlıyoruz. En kısa zamanda siz de tekrar böyle yerlerinize bekliyoruz. Evet şimdi... Bir dakika. Şimdi gene arkadaşlara söylememiz lazım.
bu yayında da söylemiş olayım. Şimdi salonda kimse olmadığına göre varmış gibi boş koltuklara oynamaya gerek yok. Kameranın gözüne zaten var. Bir göz var ve milyon insanı kapsıyor. Yoksa boş koltuklara varmış gibi konuşuyor ama yoksunuz diyor. Gülme verdim. Ha benim laflarıma da dur. Evet evet. Bizim laflarına da gülme. Şaka. Tamam bana da yakın yere koy bazen ben tamam. De. Sema Özkan yazdı. Recaisi gece gelecek. Bu bir A dizisi parodisi. A dizilerinin tipik özellikleri var. Esas o olan. Aynı zamanda A, aynı zamanda iş adamı. Bu esas oğlana aşık esas kız. Abartılı şiveler. Yersiz şiddet. İntikamdan doğan, integralden daha zor bir masal. Recai geliyor. Sema Özkan yazdı. İyi seyirler diliyorum. Buraya yer bulalım. Alkış. Asfalt beyler ve şapoğulları birbirine ne zamandır sürdüğünü, nereden başladığını tam anlayamadığımız bir düşmanlık güdüp, intikam almaya and içip, konaklarda ikamet edip, illaki bir ağlık sistemiyle yaşıyorlardı. Babaannem. Viran, aslanım. Artık bu şapoğullarından intikam alma vakti gelmiştir. Ananın, babanın, 30 yıldır döktüğüm yaşın, içimdeki savaşın, Midyat'ta kalan 200 büyük başın intikamını sen alacaksın oğul. Merak etme babaannem. Hepsini öldüreceğim. Yok. Öldürmek yok. Ölmek kolay. Sen onları ölmekten beter edeceksin. Misal kendini başka biri gibi tanıtıp kızlarını kirletebilirsin. Kızların kirlenmesi çok büyük intikamdır. Çünkü kızlar hemen kir tutar. Misal oğlanlar kirlenmez. Merak etme babaannem. Artık bu karaları giymeyeceğiz. Zayıf gösteriyor diye siyah giyiyorum. Ben de bir an asfalttaysam o şapollarının adını bu dünyadan sonsuza kadar sileceğim. Sana söz. Bilir misin oğul? Neyi? Bir evi iki şey ayakta tutar. Nedir? Aile şerefi ve zigon sehpa. Senin sözün benim sözümdür babaanne. İntikam. Tamam onu anladık. Başka bir şey söyle. Oğlum. Yavrum. Yıllardır çektiğim acılar, yaktığım ağıtlar, dinlediğim hard rock parçalar hepsi senin yoluna kurban olsun. Biran, senin gerçek karın benim. Bunu unutma. Sürün. Yeter artık, ağlama. O kızı isteyeceğiz. Babaanne, bir şey demeyecek misin? İntikam. Ya ne intikammış arkadaş? Yedi bitirdin bizi yıllarca. Bana bak Pakize Hanım. Bir daha kızıma vurursan... Kim vurdu? Kim vurdu ya gitti. Ya yeter daha vurmayın artık ama ya. Ya ağzım yamuldu. Hatırla Viran'ın askerliği neden yandıydı? Çavuşu tokatlamış. Ya bak Pakize Hanım. Bir daha kızımı, sürünümü üzersen bildiklerimi söylerim bilesin. Destan. Ana. Bir şey mi biliyorsun? Bir şeyler biliyor olabilirim. Peki senin bildiğini onlar biliyor mu? Bildiklerimi bilip bilmediklerini bilmiyorum ama biliyorlarsa da benim bildiğimi bilmiyorlar. Senin dillerin ne der anne yenge? Ne oldu? Korktun mu damat yeğen kayınço kuzen? Yok senin dillerin ne der anlamadım yani. Yeter. De gidin artık. Midyat'a dönüyoruz. Beni yalnız bırakın. Uzaklara bakacağım. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan, yaptıkları planlarla coşan Asfalt Beyler nihayet Şapoğlu konağına varmıştı. Viran karısını kardeşi, yengesini annesi, kendisini de Şirin Baba olarak tanıtmış.
Yok, bunlar biralar karışık biraz. Şapoğullarında ise kızları Yaden'in Viran'la sözü kesilecek diye hazırlık yapılmıştı. Peki ama sonrasında acaba oysa kim bilir yoksa belki de neler olacaktı? Viran gerçekten Yade ile sözlenecek miydi? Hadi kızım, sen kahveleri yap da sözünü keselim. Tamam anne. Vallahi tamam, hadi sallanma. Aa, sahiden sözümü keselim. Hoş gelmişsiniz. Rahat geldiniz inşallah. Hoş bulduk. Rahat geldik maşallah. Babamın da dediği gibi hoş gelmişsiniz. Abimin de söylediği gibi hoş gelmişsiniz. Kocamın da dediği gibi hoş gelmişsiniz. Anamın da dediği gibi hoş gelmişsiniz. Bozuk! Ataların buradayken sana laf düşmez. Dedol dedol. Bunlar da oğullarım falan şapoğluyla işte filan şapoğlu. Çok memnun olduk. Kusura kalmayın. Şivem geldi. Yok, bize de oluyor. Havadan. Biz de çok memnun olduk Destan Hanım. İşte bu da güzel torunum Yaden'in annesi hanım. Hoş bulduk hanım hanım. Nasıl? Hanımcığım. Ne? Hanım kadın. Bu ilemin o nedir? Ne diyeceğim ya? Boş ver, bir şey demem. Ziyanı yoktur. Ne de olsa yakında dünür dersiniz değil. Sen hele Hüsan'ım. Tamam bey. İşte güzel torunum Yade de geldi. Canım torunum. Bir tanecik torunum. Ya. Benim... Canımsın sen benim, tek torunumsun. Yade de. Ha, bir tane daha torunum vardı. Bu da Beyran. Diğer torunum. Beyran. Çok teşekkür ederiz kızım. Evet efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Nedir? Ben bayağı merak ediyordum Mardin'in midyatı falan. Canım. Evet. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz Viran'a, kızınız Beyran'ı istiyoruz. Vay lamine. Siz benim kızım Yade'yi değil de aramızda kıskançlığın bitmediği abimin kızı Beyran'ı mı istemeye geldiniz? Babu. Müsaadenizle biz buna biraz şaşıracağız. Beyran'ı mı? Beni mi? Kızım! Ya baba, ne yapıyorsun? Bir dakika, bir saniye. Sizin ağzınız neler söyler? Biz sizi Yade için bekliyorduk. Ben Beyran için geldim. Ne? Aman, Beyran için. Bu iş olamaz. Bozat! Nataların varken sana laf söylemek düşmez. Çık dışarı! Ya dedo, dedo! Vallahi biz Beyran için geldik. Şimdi biz Viran'ı iyi biliriz. Ama sormak adettendir. Oğlumuzun içkisi, kumarı var mıdır? Hepsi var. Bir kara eksik işte. Sürün! Cevabınız nedir falan bey? Babo. Söyle oğlum. Size bir yol var. Oğlum onu mu diyorum sana ya? Cevabı ver. Ya baba, ben ne diyeyim? Sen ne diyorsun? Söyle, cevap ver. Sen... Evet, 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 evet. Cevap ver diyorum sana. Sen ver. Verdim gitti. Hayırlı uğurlu olsun. E tabii önce bir kızımıza da sormak lazımdır. Anne. Çok. Baba yapma, Allah aşkına yapma. Öyleyse yüzükleri takalım. Haydi. Allah mesut etsin. Beyran,
bir şey söyleme. Önce müziğin altında birazcık bakışalım. Doğru dersin. 150 dakikayı doldurmak lazım. Bir on. Söyle. Ya da söyleme. Daha müzik üstü dans edeceğiz. Doğru dersin. Bu kadar oynadığımız yeter. Al sana! Kahve! Al sana! Fişnem suyu! Al sana! Çimen lekesi! Kızınızı kirlettim. Artık bu iş bitmiştir. Aman yarabbi! Biz bu zorlu lekelerle nasıl başa çıkacağız? Müsaadenizle, biz buna biraz şaşıracağız. Namusumuzu iki paralık ettin. Adımızı üç paralık ettin. İyi bari, adımız namusumuzdan daha çok para ediyor. Şerefimizi beş paralık ettin. Bakın, gitgide artıyor. Kur farkından olabilir. Sen karışma yenge. Yenge mi? O senin annen değil miydi? Hayır, annem değildi. Senin derdin ne Viran? Ya yeter! Bize niye vurup duruyorsunuz be? Bu Beyran'ın cezası bellidir. Beyran, git şu köşede tek ayak üzerinde bekle. Ya baba, yeter artık. O benim kızımdır. Ben de veririm cezasını. Ne kızı ha, ne kızı? Getirdin Elif kızını, bizim adımızı verdin bir de. Ne? Sen benim babam değil misin? Ay, ne oluyor be? Ne bileyim hanım, gaza geldim ben de. Ya senin derdin nedirdir ki böyle yaparsın Viran? Pakize. Nasıl? Ne oldu? Koyduk mu? Demek sendin ha? Bendim. 30 yıl önce bir yemin ettim Nasip Şapoğlu. Dedim ki Midyat'taki konağa bir kat daha çıkacağım dedim. Tanıdık şeyler var. Müteahhit. Numarasını verirsin. Vereceğim, sonra vereceğim. Herkes bilsin. Asfalt Beyler Midyat'a geri döndü. Viran Recai Asfalt Bey benim torunumdur. Ne? Seni sevmiştim Viran. Asıl ben sevdim Viran'ı. Sen sevdiğimi elimden aldın. Yetti be. Viran aslında benim kocam. Ne? Ben de Beyran'ı seviyorum. Ne? Viran aslında falan Şapoğlu'nun oğludur. Ne? Ben evde yalnızken tuvaletin kapısı açık işiyorum. Ne? Ya yeter be, yeter. Ortada 75 tane sır vardır, 85 kişi biliyor. Ya nedir sizden çektiğimiz? Ha? Siz erkekler bütün intikamınızla, şiddetinizle kadınlardan çıkarıyorsunuz. Kalk kızım. Siz kadınlar da gidiyorsunuz salak gibi, celladınıza aşık oluyorsunuz. Ya Seymen adam benim, bu böyledir. Değişsin artık bu terane. Ne demek oluyor bu? Anda şu demek oluyor. Haydi hanımlar, sıra bizdedir. Ne haber baba? De haydi hanımlar, daha ekmek yapacağız. Haydi. Ya şimdi ne olacak babam? Allah aşkına bir şey söyle baba. Şapoğulları şapo oturmuştur.
skeç bir parodi ve muhteşem başlıyor. Zaten o neydi o dizi? Hercai. Hercai. Hercai başarılı bir dizi ve başarılı olduğu için insanlar biliyorlar ve o yüzden parodisi yapılabiliyor. Yani genellikle parodi bir orijinal işe kendini borçludur. Ondan istifade eder ve onu hicveder. Burada da bence çok sağlam bir hicve. Bence bir kere yani kostümüyle bilmem. Ben de alkışlıyorum. Alkış. Alkış. Çünkü kadına şiddet çok hassas bir konu. Onu eleştiriyorken onu uyguluyor gibi durma, yani geçici bile olsa düşmemek lazım. Hocam bir de şey vardı, siz diyordunuz ya, biz bazen parodi yapıyorduk. Bilmeyen de, diziyi bilmeyen de gülsün. Hı-hı. Yani güler. Çok buna güler. Bilmiyorum ben. Şundan ötürü, ben de bilmiyorum. Şundan ötürü güler. Şimdi bir tarihte ben de yazmıştım. Sıla evet. Dizisinin hatırlarsanız internette kendisine rastlamak mümkün. Evet. İki tane öyle cüretkar değil. parodi yapmıştık. Zaten yani Doğu dizisi diye tanımlanan şeyin kodları belli zaten. Yani o kodlarla ilgili çok eğlenceli, güzel olmuş. Ben buraya beyran içip geldim. Ney? Ben buraya beyran için geldim. Mesela bu sahnede benim lafım olsa ben bunu kesin gülerek oynarım. Evet, güzel skeç. Aferin çocuklar. Recai, ha gelelim bir tane kötü tarih. Ha Recai. Hercai'den bir harf oynatıp Recai yapmışlar. Recai. Benim jetonum geçmişti fakat Recai diye duyduğumuzda da yani tam o skeçten sonra ismin kıymeti bilinen tarz skeç. Evet, devam. Anne ne yapıyorsun? Ay annem, şimdi görüntülü derse başlayacağız ya. Etraf derli toplu görünsün istedim. Ay sonuçta ilk uzaktan dersimiz. Anne görünceyi yeri temizlesen daha iyi olmaz mı? Televizyon arkasını siliyorsun ya. Çok biliyorsun. Sen her şeyi en iyisini sen biliyorsun. Yastığı düzelt. Yastığı düzelt. Bunu mu? Gülümse. Heh, hadi annem başlıyoruz. Başlattım. İyi dersler çocuklar. Eyvallah hocam. Ah, Ahmet, oğlum sen niye dışarıdasın? Hocam o profil fotoğrafı. Durumuna da sanayiye gittim, döneceğim yazmış. Ah, Gülencim sen neden okul üniformanlasın kızım? Aa, serbest kıyafet miydi öğretmenim? Evet kızım. Aa. Ah. Gülencim peki neden maskelisin evin içinde? Ama öğretmenim siz de hiç haber izlemiyor musunuz ya? Yüz yüze konuşuyoruz ya. Gülencim saçmalama, çıkar şunu. Ha iyi tamam, çıkarıyorum o zaman. Heh. O zaman şunu dökeyim. Dök dök. Oh size de dökeyim arkadaşlar. Bu saatte ders mi olur ya? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ahmet'im okula geç kalıyordun, anlıyordum da evdeyiz ya çocuğum. Ya hocam ben istemiyorum ya. Vallahi okumak mokumak istemiyorum ben ya. Tam okullar ne güzel tatil oldu dedik. Bir de başımıza bu uzaktan eğitim çıktı. Beni sanayiye verin, sanayiye. Milletin babası oğlunu sanayiye veririm diye tehdit ediyor. Bizimki okula veririm diye tehdit ediyor. Ahmet. Evet. Okullar kapansın diye yarasayı da sen mi yedin lan? Tavuğu bulamıyoruz. Yarasayı nereden yedin? Ahmet, seni tuvalet kağıdı sektirme challenge'ını etiketledim. Neden geri dönmedin? Bu kız bana aşık arkadaşlar. Ben size söylüyorum ha. Hocam, hani uzaktan eğitimdi? Toygar niye yanınızda o zaman? Ne yapayım oğlum? Komşuya mı gitseydim? Annem ya. Ya Toygar, evde anne. Okulda öğretmenim. Evdeyiz ya anne. Kafa karıştırma. Evet, heh, çocuklar. Biliyorsunuz ki bu süreçte evlerimizde çok ne yaptık böyle tamladık, durduk, hareketsiz kaldık. O yüzden dersimize ısınmayla başlayacağız. Hocam arkadan müzik açayım mı ben? Aferin, aç, aç. Açıyorum o zaman. Aç, hadi bakalım. Aç. Kalk sen de hadi. Koskoca kadının yaptığı hareketlere bak, bak. Sus lan, sus. Hocam devam, devam. Güzel gidiyor, gayet güzel. Hocam ısındık, oh, oh. Isınalım, ısınalım.
kapatırım. Ya oğlum kapat şu müziği, kapat. Anne, anne. Bak şöyle ama. Anne, sünnetimde bu kadar dans etmedin. Tamam. Arkadaşlarımın yanında beni rezil etme. Öyle deme ama Aslındık iyice. Çocuklar ne kadar güzel oldu değil mi Aslındık? Vallahi hocam biz de sınamadık da siz bayağı kurtlarınızı döktünüz. Ya gülün şu internetini kontrol et, hep sonradan gülüyorsun. Yok, ben geç anlıyorum. Evet çocuklar, aramızda konuşmayı bırakıp derse başlıyoruz. Hocam da Angara havası oynayacaktık. Ay Ahmet, Ahmet. Zeynep'ciğim, ha? Ay herkes ödevlerini mail atmış, seninkini göremedim. Hocam okulda unuttum. Kızım kendin de unutsaydın keşke. Keşke. Evet, çocuklar bugün sözlü yapacağım. Kimden başlasam? Hadi bakalım, el kaldırsın. Kimden? Ah. Toygar, bunlar dondu. Ne oldu bunlara? Ha? Hani... Toygar! Tüh, yemedi ya. Yemedim tabii. Bu donma taklidi falan ne böyle? Terbiyesiz misiniz siz? Ha? Anladı lan, çaktırdı. Hep senin yüzünden Toygar ya. Nasıl donayım oğlum burada? Alper. He. Oyun mu oynuyorsun lan sen? He lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan geçin. Hadi. Bastırma, seçim geliyor sadece. Alper, seninle başlıyorum çocuğum. Evet. Bir aşık edebiyatı nazım türü söyle. Ulan koşma işte, koşma! Doğru. Şair evlenmesi kimin eseridir? Ya gelsene buraya, Şinasi! Doğru. Son olarak... Edebiyatta derviş anlamına gelen sözcük hangisidir? Aptal! Ah, aptal olacak ama olsun. Ay aferin, beni çok şaşırttın. Hepsini doğru bildin Alper. Ya senin yüzünden öldüm işte ya. Nereye öldün? Nereye? Hocam! Hocam siz de ama sabahtan beri dır dır konuşuyorsunuz. Ben burada öldüm ama. Ah, terbiyesine bak, sen burada oyun mu oynuyorsun? Ay, 25. level'da hocam. Bir de sana inanamıyorum. Yüzsüze bak, soruları biliyor sanıyorum Toygar ben burada. Alper, yanlışlıkla dersi geçiyordun lan. Siz, not defterim nerede? Nerede benim? Ha, hocam, alayım, tamam hocam almayın, hocam al. Hocam. Toygar. Toygar! Ne var lan? Bir şey yap lan, bir şey yap. İptal etsin sözlüğü, bir şey yap. Ne yapayım oğlum? Ne bileyim lan, yap bir şey işte. İnterneti kes! İnterneti kes! Sorular çok zor, hepimiz sınıfta kalırız. Oğlum bana bak, seni vallahi aramıza almayız. Almayız. Almıyorsunuz ki zaten. Hiç almayız. Tamam ya. Ahmet, boş ver oğlum. Kendisi zaten öğretmenin oğlu ya. Soruları önceden görmüştür arkadaş. Onun tuzukunu doğru, görmüştük. Ha, görmedik, görmedik. Ankara'da zaten Türkiye'nin başkenti, üçgenin iç açılar toplamı 180, dağlarda denize paralel. Oğlum sen bayağı biliyorsun ha. He, biliyorum he. Biliyorum. Boşver, biliyor ha. O zaman ispat et oğlum. İspat et, bizden olduğunu ispat et lan. Kanıtla. Yapamam ya. Yap. Sessiz bağırın, anasını duyar. Sessiz bağırın. Yap. Tamam, yapacağım. Keseceğim interneti. Yap. Güveniyoruz sana. Yap, ne olur yap, ne olur yap. Gülün, yapacağım dedim ya, bunun nesini geç anlıyorsun ya? Ha, bu sefer internetten oldu ya. Ha. Tamam ya. Çocuklar, ay sessiz olun, yan komşuda çocuk uyuyor. Anne, çocuk dediğin 38 yaşında adam ya. Sevim teyzenin gözünde ejder hala çocuk. Ejder değil, çocuk mu olur ya? Zevzeklik yapma ya. Anan duydu mu? Neyi Ahmet? Hocam kusura bakmayın, yok. Ahmet şimdi duydu Ahmet. Buyurun hocam, hazırız biz. Burada senin notların, burada. Döneceğim sana geri. Tamam. Evet, Gülüncüm seninle devam edeyim diyorum. Toygar. Peki öğretmenim. Toygar. Heh, dur şimdi. Bakayım sana ben ne sorsam, ne... Ünsüz düşmesine bir örnek. Düştüler. Ne oldu bunlara? Aa anne, görüyor musun ya? Heh. İnternet kesildi. Tamam çocuğum, modemi kontrol ederiz. Modem nerede? Modem nerede? Modem ne ya? Annem var ya, internet bağlantısını sağlıyor. Siyahı var, beyaz. Ha, modem. Ne oldu anne biliyor musun? Ha. Biraz önce pencere aralıktı. Bir tane kuş. Ama nasıl büyük? Ben diyeyim kartal, sen de şahin. Kartal. Şahin. Kartal. Şahin. Ha. Sonra tam içeri girer gibi oldu. Göz göze geldi. Kocaman zaten. Kanatları bir açtı. Modeme doğru. Toygar! Ne anlatıyorsun sen? Ay ne yapıyorsunuz siz ya? Telefonumdan bağlanayım da görün siz. Tamam, otur. Telefon. Telefon. Burada. Şöyle şimdi bağlanıyorum. Hadi bakalım. Anne! Gel dizini izleyebilirsin artık. Kandırdık hocayı. Saf bu kadın diyorum da inanmıyorsunuz ya. Anne!
senin dizide bizim hoca oynuyor muydu? Türkçeci. Toygar'ın anası anası. Sıçtık. Saygılar hocam. Saygılar, saygılar. Ya çocuklar siz iyice çığırınızdan çıktınız. Modemleri saklamak atmak nedir ya? Böyle şey mi olur? Öyle ben mi yaptı? Öyle yaptınız. Ben bu numaralara gelmem ama. Telefonumdan bağlandım, telefonumdan. Tüh ya, bu bizim nasıl aklımıza gelmedi lan? Teknoloji kadınıyım ben. Tabii gelmez sizin aklınıza. Bir de geçiniyorsunuz. Sana da aferin, aferin sana. Kim anne ya? Yazıklar olsun sana Toygar. Ne kadar yanlış ayıp Toygar. Ayıp be, ayıp. Ayıp be. Modemi atmış. Devam ediyorum. Gülüncüm, sende kalmıştık. Şey evet, öğretmenim. Tabii. Evet, cevap bekliyorum kızım. Günsüz düşmesine bir örnek. Öğretmenim, öncelikle buradan beni izleyen anneme, babama, 11C'deki Rıfat'a, Rıfat öpüyorum seni, 80 milyona, 30 Büyükşehir'e ve Zonguldak'a çok selam yolluyorum. Kızım, seni kimsenin izlediği yok ki. Soruma cevap ver. Öğretmenim. Hocam, Gül'ün arkadaşımız çok kötü ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Zeynep kızım, siz aynı yerde misiniz çocuğum? Gül'ün niye ağlıyorsun çocuğum? Öğretmenim, canlı yayın heyecanlı herhalde. Ya canlı yayında değiliz. Lütfen soruma cevap ver. O zaman ben seyirciye sorma joker hakkımı kullansam? Git ötede bir yerde kullan kızım sen şu hakkını. Ahmet, seni yastık çatlacına da etiketledim. Ona da geri dönmedin. O yastığı böğrüne değil, kalın kafana tak. Bana gönderme challenge melunch ya. Aa, konuşmayın artık aranızda. Zeynep devam et. Aynı soruyu cevapla. Toygar, bir şey yap lan. Anne, sen ütünün fişini çektin mi ya? Ütü yapmadım ki ben bugün Toygar. Hay Allah, bu koku o zaman ocağın altı açık olabilir. Hocam her yer koktu, buraya kadar geldi koku. Buraya geldi. Ay saçmalamayın çocuklar. Anne, aidatın son günü bugün. Aidat öldü seni be. İlkeden sorular. Aidat. Yatırdım ayol ben onu. Ah, Ahmet cevap ver. Ne hocam? Yüzsüz düşmesine bir örnek. Ne diyorsun sen, niye çağırdın beni? Yok bir şey anne, git sonra izlersin dizini, git. Şu harekete bak ya, yaptığı harekete bak. Allah aşkına yaptığı harekete bak. Ya, ne diyorsun söyle? Ders çalışıyorum, ders bir şey demiyorum ya. Ya beni neye çağırdın sen? Salak, yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk ya. Allah. Ne bu? Basma onu, oynama. Oynama onunla, basma. Al kırdın. Al kırdın, basma dedim ben sana. Ne kırması ya? Aa, merhabalar hocam. Merhaba. Aha, Yeşim'in sesi mi o? Çek bakayım, çek. O ne ya? Dur anne, dur. Bana bak Yeşim, sana verdiğim 24 tabak bıçak, o personel takımımı geri getir artık. Personel takımı ne ya? Personel miydi, neydi o? Personel kırdı takım... onu, kırdı. Ne kırmasın ya, ben hiçbir şey kırmadım. Kırmışsın, bak suçluluk psikolojisini nasıl görüyorsun değil mi oğlum? Suçluluk psikolojisi. Benim çeyizimdi o. Sarmalarım o tabaklarda güzel duruyordu. Ana, kız sen sarmaya kuşu dibi koyuyor mu? Saçmalama, kıyma koyuyorum ya. Ama kuşu dibi koy, daha güzel olacak. Hayır, kıymayla daha güzel oluyor. Hayır, sen benim... Ya sen ne bilirsin kadın ya? Hayır, kuşu dibi... Ya yeter artık ya, sana ne uğraşacak? Kıyma diyorum ya. Yeter ama, ne saçmalıyorsunuz siz? Sarma dediğin zeytinyağlı olur. Ana! Küçücük kadın bana yemek tarifi veriyor. Hocam, ben size parmaklarınız kadar sarma sarıyorum, bakın. Ama nereden bilecek kız bu, bilmiyor, bilmiyor. Bizim gibi hayatında çile mi çekmiş bu be? Çekmemiş, ne? Ay hanımlar, lütfen bakın benim de kafamı karıştırdınız. Müsaade edin, dersime devam edeyim. Hocam, az önce çıkıştım, kusura bakmayın. Hocam, ne olursunuz şu çocuğu bakın, bakar mısınız hocam? Ne olursunuz şu çocuğu derslerden geçirin artık ya. Her an dip dibeyiz. Asıl koronavirüs bu, ne olursunuz ya? Anne, 2 dakika da harcadın bize. Hocam, ne zaman biter ya? Ben dizimi izleyeceğim. Auto Getir, işte öyle bir şey. O çok güzel bir dizi. Ya diyeceğin alt tarafa Havar Your Mother ya. Ha işte ondan hocam, çok iyi bir film. Hocam. Bizim film mi o? Hocam. Ne olursunuz, ben de 101 oynayacağım. Ya hocam artık kapatalım, bakın saçım da yarım kaldı. Evet öğretmenim, gitsin artık bu çileye. Anne hadi hakikaten ya. Hocam uzaktan eğitim mi olur? Lan eğitim mi olur? Evet bitsin. Doğru hocam, bitti. Yaşar hocam ya. Allah'ım ya. Nasıl konuşuyoruz ya? Yeter, yeter. Yeter. Ya siz ne yapıyorsunuz? Burada canımı dişime taktım, böyle bir süreçte size ders anlatmaya çalışıyorum ben. Ay bir sözlü yapacağım dedim, 40 tane dümen çevirdiniz ya. Hah, böyle susarsanız böyle yüzüme bakarsınız işte. Ay çocuklar, bu ne terbiyesizlik, bu ne saygısızlık ya. Ben boşuna okumadım bu okulda, eğitimciyim ben, eğitimci. Ayrıca eğitimin uzağı yakını olmaz. Hadi bir şey söyleyin artık. Toygar niye bunlar konuşmuyor? Anne sen
yeter artık dediğinde yanlışlıkla mikrofonu kapattın. Kimse duymadı seni. Ay yok yok, ben yapamadım, yapamıyorum. Ders bitmiştir. Ya anne. Toygar, ne dedi lan? Ben duydum hepsini. Nasıl duydun ya? Ağzını okudum. Aa, ne diyor? Bizi çok özlemiş. Onları falan söyledi. Ben iyiyiz falan diyecektim de anlaşamadık. Sağ olsun. Ahmet, saçmalama ya. Ya zaten çok zor bir şey yapıyor kadın. Bir de biz işlerini daha çok zorlaştırdık ya. Ne var oğlum? Dersi kaynattık işte hep beraber, Allah Allah. Ya kaynattık da ne oldu? Böyle tadı çıkmadı ki. Ya ben bir arada olmayı özledim. Ya ben bahçede top oynamayı özledim. Ya ben kantindeki o kaşarsız kaşarlı tostu çok özledim. Ben hocayı yerinde sınıfta çıldırtmayı özledim lan. Ben de özledim. Sen okulla ilgili ne özledin lan? Kaçmayı. Okuldan kaçmayı çok özledim. Ya kaçmak için de sanırım önce okula gidebilmemiz lazım. Ya yeter artık. Bitsin artık bu çile ya. Bitsin. Bitsin, 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 bitsin. Maskemi taktım, markete gittim. Maskemi taktım, markete gittim. Maskemi taktım. Sakin, sakin. Tam bakın, zor günler evet ama yine hep birlikteyiz ve hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz ya. Geleceğiz ya. Geleceğiz. Tamam, hadi o zaman. Hadi. Korona bitsin. Sanayi. Bana söylemediniz de ne söyleyeceğimiz. Kesin cinsiz değil bir kere. Afeti. Falan. Çok iyi. Bir küçük not tabii, son şarkıya girdiklerinde de bitebilir. Evet. Yani sık 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 tamam falan öyle biter. Yani sonraki şeyin dayanılmaz noktaya varan gazeli, Canan'ı övmek gerekirse. Gel girelim şu ülkemizin ilk defa denediği, mecburen denediğimiz şu uzaktan eğitim konusuna. Genel olarak tabii eğitim olduğu için konuş, sonuçlarını sonra öğreneceğiz ama bizim de çocuğumuz var ve ben birkaç sabah birlikte de katıldım. Uzaktan eğitim. Çünkü birkaç sabah ben katılmayınca, birkaç sabah oğlum da katılmamıştı. Ben katıldım. Sonra katıldı ama. Yani nicedir okula mail gelmediğine göre bence katılıyor diye düşünüyorum. Şimdi zor tabii. Herkes için çok zor bir şey. Bir o kadar da zevkli. Ama hani zaten gözün önünde oturtamadığın öğrenciyi nasıl idare edeceksin? Yani o konular çok güzel tespit edilmiş. Aferin çocuklar. İşte alt yıldan beklediğim hareket buydu. Çok çok iyiydi. Donma taklidi yapmalar, o şaka çok iyi. Bir de ben de mesela bir derse katıldım. Bir konuda ister istemez yorum yapıyorsun. Benim sesim girdi oraya. Ya öyle olur mu ya filan gibi de bir şey söyledim. Az kabaca bir şey söyledim. Rodin hocası dedi, Rodin'cim sesini kapatırsan konuşmadığın zaman... çünkü sesler karışıyor birbirine. Ya demedi ki, babana dedi ki, bu bizim dersimiz. Çıksın dışarı. Yılmaz Bey, siz dışarı... Bana niye seni basmıyorsun? Aha, ben kendim gittim onu. Hayır, tamam. Olsun, kitleler gülsün canım. Seyirci olsaydı gülmeyecek. Tamam, doğru. Ben siz konuşurken alayım da. Yeah. Arkadaş, gülmeleri tutturamadığın gün dükkanı kapat git zaten. Yani bitmişsindir, bas. Arif, Arif'i övmek istiyorum. Arkadaş. Ben bundan sonra çıraklarımda övmeyi böyle söylüyorum. Arif'i övdüm. Yani o kadar söylüyorum. Çok iyi. Yani çok, çok gerçek oluyor. Hızlıca gerçek oluyor ve... Anadolu'nun bağrından istediği zaman kopup gelebiliyor. Aferin Arif. Diğer arkadaşlar da Selen, Birsel, Emye ve Cenan. Bütün çocuklar, hepsi çok iyilerdi.
Arife ekstrada bir alkışı hak etti. İyidir, aferin. Tamam. Merhabalar. Sıradaki... Dur, tarihi tabii alkış. Tarihi dedi an. Yani Cemile ile Ayşegül'ün sunduğu bir skeç. Var mı hatırlamıyorum. Çok azdır yani varsa yani da hocam. Bayağı evet, az. Yani. Cemile zaten çok şık. Evet. Sıradaki skeçimiz seri skeçlerimizden. Erkek yurdu. Evet. İkimiz de yurtta kaldık Ayşegül'le değil mi? Evet, dört sene kaldık. Ayşegül peki unutamadığın bir anın var mı yurtta? Ya bunun... Evet var. Oda arkadaşımla diğer oda arkadaşımızın günlüğünü okumuştuk. Terbiyesiz. Gerçi ben de yurttan kaçmıştım bir gün. Geri döndüm hemen ama. Sıkıntı olmadı yani. Biz hiç erkek yurdu görmediğimiz için erkek yurduyla ilgili bir şey anlatamıyoruz şu an. Öyle gizlice girmişliğimiz de yok. Yok, hayır yok. O yüzden skecin sürprizini de kaçırmayalım. Erkek yurdu geliyor. Batuhan ve Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya arkadaş ben bu İngilizceyi anlayamıyorum ya. Tüm eklerin bir karşılığı var ama bu ekim yok ki yani. Misal gelip durum. Yani ben bu gelip durumu İngilizce nasıl çekeceğim, nasıl söyleyeceğim ben buna? Come and stop. Come and stop mu? Vallahi bravo arkadaşım. Yani bu sen bu mantıkla bütün dilleri konuşursun. Çok kolay. Beyler bittim ben ya. Bittim ben abi. Ders notu bulamıyorum ya. Kızlardan istesene oğlum. Kızlardan mı isteyeyim? Makine mühendisliği okuyorum lan ben. Bizim okul kışla oğlum. Sen deli misin? Millet duvara şafak atıyor ya. Nasıl ya? Bir tane bile kız yok mu lan? Bir tane vardı aslında kanka. Yani iki dönem uğraştık. Anlamaya çalıştık. Acaba kız mı erkek mi diye. Neyse ki üçüncü sene bıyıklarını kesti de anladık. Kız mıymış? O da erkekmiş. Hadi ya. Yapma gözüm. Ya neyse boş ver arkadaş ya. Biz de oluyor da ne oluyor sanki? Ya biz de var da ne olup duru sanki? Al misal ne olup duru. Hadi bunu çek bakayım İngilizce. What happened and stop. Ne olup duru işte. Siz ne yapıyorsunuz? İngilizce katliamı mı yapıyorsunuz burada ya? Ben ders notu diyorum. Siz neden bahsediyorsunuz kardeşim? Daire deli oğlum biraz ya. Sen de derslerini günü gününe tutsaydın şu an. Sen de tutsaydın o zaman sen de vermeyebilirdin ders notlarını. Herkesin tuttuğu kendine. Selam beyler. Tolga yalnız 100 lira isterim dedi, haberin olsun. Çok tamam, ben vereceğim parasını. Ona da çok teşekkür ettiğimi söyle. Ona da mahcup oldum, kusura bakmasın. Bak bak, bize ders verene bak ya. Milletten parayı ders notu alıyor. O tuttuğun kime kardeşim? Ya. Bağ girsin. Aklıma girsin anlamında. Beyler bu arada Tolga'nın odada konuşuyorduk ya. YKS sınavının tarihi değişmiş. Hazirana ertelemişler. Gerçekten mi lan? Benim yeğeni arayayım, haber veririm ben ona. Tolga'dan mesaj geldi. Sınavı Temmuz'da yapacaklarmış. Hadi ya. O zaman söyleyeyim de duymaz falan ben evet. Açsa da söylesek çocuğa. Beyler Tolga'dan bir mesaj daha geldi. Ne zamanı demişler? Daha net bir karar vermemişler. Bir ara yaparız demişler. Allah. Ne diyeyim ben şimdi çocuğa? Hiç aramayayım bari sürpriz olsun o zaman. Değil mi? Yani durduk yere şimdi arayıp çocuğu rahatsız etmenin de bir mantığı yok. Bu ne arkadaş ya? Şu sınav tarihiyle, şu YKS tarihiyle oynamayın gari ya. Bırakın çocuklar çalışsınlar. Zaten stresli dönem. Ya gerekirse sınavı da yapmaya veriyoruz deyivesin lan. Ne oluyor sanki ya? Hadi beyler ben kaçtım. Hadi Allah'a emanet. O ses ne lan? Lan pişt. Oğlum odaya hayvan falan mı aldınız? Alo. Rıfat. Oğlum pişt, odada kimse var mı lan? Oğlum biz varız ya, göremem ama. Lan onu mu diyorum salak ya? Birlikte geliyorum, dur. Oğlum senin ne işin var? Dur, anlatacağım. Ya geliyorum, dur. Niye pencereden geliyorsun? Aşkım, gel aşkım. Aşkım ya. Aşkım, aman diyeyim aşkım. Nasıl? Aşkım, aman diyeyim aşkım. Gel, dur, gel. Bir şey yok, tamam, sıkıntı yok. Gel. Hamza kanka sağ ol, vallahi sen olmasan yetişemezdim. Ya ne oluyor buraya ya? Merhaba, hoş geldiniz. Kızım, ne işi var burada ya? Buyurun, oturun, yoldan geldiniz. Benim yarın sınavım var. Bir şey içer misiniz çay may? Gönderin bunu ya. Ya oğlum, bir rahat dursana ya. Arkadaşlar, tanıştırayım. Sevgilim, bunlar da koğuştan arkadaşlarım. Merhaba, hoş geldin yenge. Benim adım Yasin. Ben bu koğuşun temizlikçisiyim. Çok memnun oldum. Ben de kader mahkumu Ahmet. Makine? Aynen. Ben dahil mi? Düz il mi? Las il mi? Las kopat.
Ya çok memnun oldum. Ya kusura bakmayın böyle girdiğim için ama babama yakalanınca işte. Babana mı? Babana nerede yakalandın acaba? Baban kim? Bizim yurt müdürü kanka. Oğlum ya rahatla göremem. Bir de böyle yapıyor bak. Bizim yurt mudur kanka? Ha. Oğlum bu böyle mi söylenir ya? Resmen canlı bombayı almış getirmiş odaya koymuş. Lan Refat bulsaydın ya yurt dışından birini. Ne diye adamın kızını getirdin buraya ya? Ya oğlum öyle bir şey değil. Bir anlatayım bir bana bir izin ver. Anlat hadi ne oldu ha? Ya oğlum biz adam gibi bunlar sinemaya gidecektik. Ben bunu yurdun önüne çağırdım. Yurdun önüne mi çağırdın? Evet. Kavgaya adam mı topluyorsun lan? Ya oğlum bir araya girme. Bir dur bir anlatacağım ya. Yurdun önüne çağırdım ben bunu. Tamam biz bununla sinemaya gidecektik. Pat bir anda babası çıktı. Babası çıkınca ben hemen o binanın arkasına girdim. O cereyan yapan yer var ya. İnanılmaz soğuk oğlum. Kızın sümüğü falan dondu. Ben bundan soğumaya falan başladım. Dedim hemen içeri yere soruyor. Tekrar ısınayım dışarı çıkalım. Buraya getirdim. Bu nasıl? Gerçekten muhteşem plan kardeşim. Bravo ya. Zaten biz eksikmişiz. İyi ki bizi de dahil etmişsin. Ya inanılmaz bir fikir. Bravo. Ya sen ne anlarsın salak? Bir şeyi saklayacağın zaman en basit yere koyacaksın ki bulması zor olsun, anlıyor musun? Direkt müdürün odasına koysaydım kızı. Ya oğlum onu da denedik. Hamza yetişemiyor ki ikinci kata. Birinci kata kadar yetişiyor çocuk. Rıfat Allah aşkına çıkalım gidelim buradan. Bak biri miri gelecek. Babam beni burada görürse seni kesin kovar. He, seni bir şey yapmaz sanki. Ya ne yapabilir ki ya? Benim Ankara'da tanıdıklarım var kızım. Ailem var, arkadaşlarım falan var işte. Kim geliyor? Yurtseven kardeşler geliyor oğlum. Var ya bunu görürse kolunu bacağını kırar. Hemen saklamamız lazım. Saklayalım. Yok ya saklamayalım. Göz önünde dursun. Nasıl fikir? Ya bir sus ya. Gel. Saçmalama. Tamam aşkım git yatağa git. Ay istemiyorum Rıfat ya. Hiç de istemiyor ya vallahi. Allah'ını seversin. Kapat üstünü. Oğlum gelecek bunlar. Bunların zamanı geliyor. Hem de gidecek. Kapandı mı? Kapandı. Ya oğlum, siz gitmediniz mi ya? Nereye gidiyoruz? Burası bizim yurdumuz. 5 saat düğüm ha. Şey demedim oğlum, tamam lan. Ya kardeşim, sizin sınavınız yok mu ya? Her yere tepiniyorsunuz. Ne kadar kurtlusunuz ya? Ya bizim sınavımız bu şılavın zaafın, bu benim zaafım. Ben mi dörsem muafım ya? Biz konservatuvarda halay okuyoruz, dans okuyoruz ya. Süper! Ya kat kat dolanıyoruz. Yarın da halay sınavımız var, ona çalışıyoruz ya. Ya iyi gari. Ne oluyor sınavda? Başarılı olunca halay başı mı oluyorsun? Ne oluyor? Ya bırak bizimle halay geçme ya. Bu da bir saat tamam mı? Bu da bir sanat ya. Birazdan da çatıda modern dans yapacağız. Varsa yöresel taklarınız alın gelin, size de öğretiriz. Geliriz kanka, geliriz. Hadi bakalım, siz yavaştan uzayın. Aynen. Bana mı döyün? Yok kanka, gidin manasında dedim. Ya tamam, gidiyoruz ya. Her şey, bu arada Rıfat, yolda gelirken senin manitayı gördüm, Burcu. Diyor ki, beni neden hiç aramıyor diyor. Beni bir angrufun yapsın, bir arasın yani. Gördüğüm yerde ağzına çayını yapacağım, yapıştıracağım yani. Ya oğlum, saçma sapan konuşma, ne manitası ya? Ya. O yedek manitası. Ben sana döyme ha. Bunun başka birine yürüyor. Aslı'ya yürüyor. Ya oğlum Aslı'ya ben yürümüyorum. O benim bana benzeyen kuzenim ya. Ya oğlum ne alakası var ya? Ne Burcu'su ne Aslı'sı ya? Bunun sevgilisi başka. He ağzın bar yesin abi ya. Bunun sevgilisi Fatma. Senin ben cibilliyetin ya. Geçen gün ben de çikolata istedi. Eritip dudağına sürecekmiş. Uf. Ya öyle bir şey yok. Ya öyle bir şey yok. Ben şeker hastasıyım arkadaşlar. Şekerim düştüğü için çikolata istedim. Bu ya. Dikkat! Eyvah. Aha da müdürdü geldi işte sıçtık. Şimdi sıçtık. Ya sus. Hakkınıza şikayet var. Aha. Yurda kaçak yollarla giren yabancılar tespit edildi. Ya ne kaçak yolları Nuri Bey ya? Ne kaçak yolları ya? Ya biz de vallahi bıktım bak bu muameleden ha. Yani orada gurbetçi burada Almacı. Yeter artık biz de insanız ya. Vallahi aflugun yapacağım döneceğim Almanya. Köln'de Domhafbahnhof'ta yaşayacağım. Göreceğiniz kurtulacağım hepinizden ha. Lan. He. Kaçak derken sizi kastetmiyorum. Yurda kız almışlar. Kim? Hocam kim? Das kamen. Ich wasen. Wasen tabii. Ay! Oğlum sen kaç senedir Almanya'da kaldın lan? 2 gün kanka. Çok değil de. Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kızı görmeden ben hiçbir yere gitmem. Ben sana diyeyim ha. Kızı bu camdan içeri girerken görmüşler. Oğlum bak beni uğraştırmayın. O kızı buraya hanginiz soktu söyleyin yoksa hepinizi birden kovarım. Söylersek? Sadece kızı alana kovalım. Öyle de mantıklı bir adamım ben. Ah ya! Duşlat da hiç böyle değil ha. Yurtlar karışık. Zupa oluyor orada. Hadi ya. Şişt! Hadi inan siz odanıza. Oraya da geleceğim.
Hadi bizim orada kız yok ama ben sana döyüm ha. Bunu biliyorum ya. Sizin oraların Alman çikolatası çok güzel. Ya hadi o zaman gidelim. Ver müziği. Hadi halaya. Nasıl anneler babalar bunlar ya? Evet ya. Evet, olacak iş mi ya? Ya senin anan baban nasıl izin veriyor ya? Bu saatte senin erkek yurdunda ne işin var? Ne işi var ya? Ayıp bir şey ya. Lan var ya babalar baba değil. Bak benim kızım benden habersiz. He. Evden dışarı çıkacak ha, odasından çıkacak. He. Çıkmasın, çıkmasın ortalık karışık. Oğlum bir dakika. Hocam size bir şey diyeyim mi? Sizin kızınız zaten hayatta öyle bir şey yapamaz. Siz varken mümkün değil yani. O kesin. Rıfat. Ha. Her hafta bu odaya bir kız giriyor. Ne? Her hafta bu odaya bir kız giriyor. Sence bu sefer bu hafta kim girmiştir? Kim almıştır bu kızı? Ben seni koyuyorum. Beyler yapacak bir şey yok. Ben burada beş kişinin birden gitmesine kesinlikle benim gönlüm el vermez yani, yapamam. Ulan helal olsun lan. Bu duruşu ben senden beklemiyordum ama adamsın işte. Gerçekleri söyle kardeşim, duysun. Hadi. Bu fiç yaptı müdür bey. Nasıl belamı yemesin ya? Ben de 40 yılda bir gerçeği söyleyecek diyorum. Göz göre göre, gözümün içine baka baka beni sattı, gördünüz değil mi? Ya böyle adam olmaz olsun. Bu odaya kızı kim aldı biliyor musunuz hocam? Aa bu aldı Ahmet. Ben ne aldım lan? Ben mi? Yok vallahi öyle bir şey yok müdür bey. Hiçbir mak hil mi yaptı? Bana hiç bakmayın. Ben mahremme kadın sokmuyorum. Hocam ben yurttan dışarı çıkmıyorum. Yani anca böyle bir Çin'den bir hastalık yayılacak, dünyada pandemi olacak, okullar kapatılacak, yurtlar boşaltılacak, umreden gelenler yurtlara yerleştirilecek anca öyle. Senin de amma büyük bir hayal gücün varmış arkadaş. Ya misal diyorum. Yani. Müdür bey. He. Size samimi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bakın. Evet. Ya bu odaya kız girmedi. Bu bir. İkincisi, kız girse ya bu Rıfat'a mı bakar ya? Bu Rıfat'a mı bakar? Allah'ını severseniz müdür bey. Yani ben bunun suratına bakacak kızın suratına tükürürüm ya. Yani hocam neler yaptık olmadı ya. Kaç tane arkadaş getirdik. Arkasına bakmadan geri gitti, kaçtı gitti ya. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Arkadaşlarım bu seferlik aklımlar. Senin yüzüne bakacak kızın yüzüne tüküreyim ben zaten. Ha, ben de. Ama gözüm üzerimizde ha. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. İmdat. O ses ne lan? İmdat. He? İmdat hocam. Hocam bende panik atak var, imdat. Babacığım. Babacığım demedi. Babacığım dedi. Babacığım demedi. Yakaladım seni. Senin yapacağın işe tüküreyim. Babacığım diyor, babacığım diyorsun ya. Öldüm Rıfat orada. Ay baba. Ecem. Ne işin var senin burada ya? Ah, özür dilerim sen. Lan! Benim soracağım soruları bana niye soruyorsun? Bir şaşırtma. Aa, tesadüfe bak. Bizim Yasin müdürün kızıyla mı birlikteymiş? Olacak şey değil. Allah belanı versin Rıfat seni. Kafa kısmı ayağa geldi. Ondan diyorsun değil mi? Çarşafları kaç kere dedim ben buna temizle diye. Temizlemi... Kolumuz onun ha? Değil. He? Ecem bana çabuk bir açıklama yapıyorsun. Ya baba... Lan! Bak bir de konuşuyor ya. Baba keyfimden değil herhalde. Yurdun önünde Rıfat'la buluşup sinemaya gidecektik. Biz seni görünce panikledik, camdan girdim. Bir de doğruyu söylüyor lan bana. Yalan mı söyleseydin müdür bey? Şimdi ne desin kız? Babacığım kusura bakma, ben mermileri gideceğim, mermiler ders çalışacağım falan mı deseydi yani? Hmm. Deseydi, deneseydi, dan diye söylenir mi? Kızım sen bana ne yaşatıyorsun ha? Senin yüzünden yaşanıyor bir kere bunlar. Ya ben sana mermilerdeyim demek zorunda mıyım? Değilsin. Aysel, Nursel'ler, Gülse hepsi olabilir. Birine inanabilirdim ben. Gerçekten mi? Hayır tabii ki Ecemciğim. Çıkacak mısın şimdi buradan? Tamam gidiyorum. Gerçi iyi de oldu babacığım. Adam sandıklarımızın ne mal olduğunu görmüş olduk. Yapma böyle Elif. Elif mi? O da bana Can Polat diyor. Halodayı derim bundan sonra. Ecem çabuk eve gidiyorsun. Siz ne çekiyorsunuz lan burada? Rıfat. Rıfat bu iş burada bitmedi. Bu iş burada bitmedi. Ben bu yurdun müdürüysem bu iş burada bitmedi. Ben ne hale getirdim? Ben kaç senedir bu müdürü ben ilk kez böyle gördüm ya. Oğlum benim canım çok sıkıldı lan. Yemin ediyorum ben bu kızı seviyordum beyler. Bak inanmıyorsanız Allah aşkına şu sinema biletlerine bakın. Oğlum sevmeyen adam geçer en arkadan bilet aldı. En önden aldım oğlum bileti. En arka. Oğlum benim yatacak yerim yok ya. Vallahi yatacak yerim yok. Ha yok lan kendi yatağın var ya işte bomboş. Ya oğlum ben bu adam yüzünden yemin ediyorum duygusal bir şey bile yaşayamıyorum ya. Allah Allah. Kanka gül falan var mı? Şunun arasına ver de kuruteyim ya. Bir bırak, şey. Şov yapıyor bu ya. Adını yazayım. Bir şey yapayım bari. Ne yapayım? Rıfat. Aşkım. Aşkım. Tut çekmeyi. Aşkım. Aşkım biz yarın buluşmayacak mıydık seninle? Sürpriz yaptım aşkım. Ha iyi yapmışsın. Gel dikkat et. Aman diyeyim. Bir şey olmaz.
Ya oğlum başımızı belaya sokacaklar vallahi. Güzel zillik skeç, zillik zillik. Alkış gülmeye, alkış. Bir de yazarları hep es geçiyorum. Onlardan hiç bahsetmiyoruz burada. Bunu kim yazdıydı? Onlar sonuçlarda onları sen bir işe yaramak istersen eğer burada ben de boş durmayayım hocam. Tamam hocam. Ama söylediler mi ya? Ben de hiç dikkat etmemişim. Söylediler mi şu şu yazdı diye? Söylemediler sanki. Cemile ile Ayşegül. Cemile ile Ayşegül zaten sahnede onlara elektrik verilmişti. YKS alkışı, bu tarihle oynamayın artık. Evet. Şartlar normal değil. Her şeyin tarihiyle oynamak anlaşılır bir şey ama kes salam olsaydı alkış almıştı. Hamza sağ ol şakasıydı. Yurtseven kardeşler. Çok iyiydi ya. Yani Hamza. Engin de orada çok iyi, Güran da. Ozan, buradaki bütün karakterler çok oturdu. Yani bunu böyle git dizi yap desen, yurtta geçen dizi olarak yani şu oda merkezli çok güzel iş olur. Bir de bir şekilde buram buram Anadolu tadı var. Bütün yurtlarda olduğu gibi. Güzel. Aferin, devam. Alkış. Evet, şimdi sıradaki skecimizin adı Eğitilemedik. Kim yaz Güran? Batuhan, Atakan ve ben. Harika. Bu aralar çıktığım bütün sunumlarda ismini söylüyorsun. Ne yapayım? Ben yazıyorum çünkü. Yazarların haberi var mı ismini söylediğinde? Yazdığım skeçler denk geliyor Cihan. Ya denk geldiğini düşünüyorum ben de. Sen sanki kendini denk getiriyormuşsun gibi. Yazmadığın skeçlere yazıyormuşsun gibi. Ya, hoca için yaptığını biliyorum bu arada. Hoca muhtemelen burada seni durdu. Daha lafası var ya. Durdu. Gürhan'ın skeç yazmasını gurur duydum. Bir gün yazacaktı. Ama anlıyorum ki o gün bugün değil. Bakışı o ya. Yazdığını düşünmek bile güzel Gürhan. Devam. Evet. Hoca geçen hafta bizi durdurmuş. Bu sefer de biz hocamızı durdurabilir miyiz ya? Mesela hoca şu anda durdu ekranda. Hocaya baktığında ne görüyorsun Gürhan? Hocayı görüyorum. Tamam işte yani onunla alakalı. O derinliğine gir. Ben oraya girersem çıkamam Cihan. Tamam bir şeyler söyle. Yani evet o, oranın ne kadar derin olduğunu biliyoruz da. Hani onunla ilgili bir şey. Mesela bak duruyor mesela orada resim var. Korkuyorsun değil mi biraz? Ayaklarım geri geri gidiyor. Geri gitmişsin de Gürhan. Yani hocayı durdurmalısın. Dur. Neyi durdurun da soğutma. Niye korkuyorsunuz benden? Ne ayıp şey. Yok tabii ya niye korkuyorsunuz falan. Her öğretmenden biraz tırsılır, doğrudur. Tamam. Ayaklarım geri gidiyor. Geri gitmişsin de Gürhan. Yani hocayı durdurmak bizim ne haddimiz oğlum ya. Niye durdurduk? Ne bileyim. Hoca çok karizma. Skeçle ilgili konuşalım. Evet skeçle. Eğitimle alakalı evet. Bir skeç gelecek. Sen eğitildin mi? Ben eğitilemedim. Yani denendi benim eğitilmem için birçok okulda. İlkokul, ortaokul, lise. Ama başarıya ulaşamadım. Yani en başarılı olduğum öğrencilik BKM'de oldu. Sen eğitimlisin. Ben konservatuar okudum. Oo. Evet. Ben okumadım ben. Ben okudum ama sen de BKM'de eğitim alıyorsun. Daha ne anlatacağım? Doğru. Size yazmayı öğretmemişler hangi okulda evet. Okuduysan. Bizim yazarlık değildi çünkü oyunculuktu. Burada yazarlık eklendi. Ben onu burada da öğrenemedim. Peki o zaman tekrardan skecin ismini söyleyeyim. Evet. Skecimizin adı Eğitilemedik. Atakan ve Batuhan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Okumayacağım. Oğlum bir sus! Sussam da okumayacağım. Ay bur ya. Evet yani buyurun. Merhabalar Müdür Bey. Ben Murat'ın velisi Nimet. Oo ne güzel. Veli Nimet Hanım hoş gelmişsiniz. Süper de. Yalnız ben... Hocam sizinle önemli bir konu konuşmamız lazım. Bu çocuk doktordu okumayacağım diye. Okumayacağım. Geç şuraya. Şuraya geçsem de okumayacağım. Buyurun konuşmaya gerek yok görüyorsunuz. Otur. Otursam da okumayacağım. Hayır, bu çocuk kime çekti anlamıyorum ki yani. Sonuçta biz de çok eğitimli bir aileden gelen bir aileyiz. Sonuçta baktığımız zaman. Hani benim bizzat şahsen ben ilkokul 5 mezunuyum. Ama ben bu çocuğa 7 kere 8'in çarpımının 55 olduğunu öğretemedim hocam. İyi ki öğretememişsiniz yani. Hocam.
Hocam ben bu çocuk kime çekti bilmiyorum. Gerçekten ne av öğrenmekte gözü var, ne avaklanmakta gözü var hocam. Siz bunun ne olur bir konuşun hocam. Bir altından girip üstünden çıkın hocam. Ne olur tamam. Bunu siz etkilemesine izin vermeyin. Çünkü tamam. Bu cır 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 kime çektiyse buyur buyur konuşur. Tamam. Kime sizin çektiyse ya. Evet. Beni kafanızı ötüledikten sonra sizi alt etmesine izin vermeyin hocam. Haydi. Aman bir sus ya, adamın başını şişirdin ya. Yok bır bır konuşuyor. Ben mi konuşuyorum, sen konuşuyorsun ya. Ben okumayacağım, okumak istemiyorum. Okumayacağım hocam, okumayacağım. Özür dilerim hocam, okudum. Müdür yazıyor değil mi orada? Ya canım kalmasın. Oğlum tamam lan. Böyle bir şey değil. Tamam, okumayacaksan okumayacaksın yani. Yanlışlıkla da iki üç bir şey okursun. Ondan da kendini böyle sıkıntıya sokma. Dert etme oğlum ya. Boş ver. Sen şimdi... Senin ilk galiba. Evet, ilk okulum hocam. Direktman bu okula geldik. Çok iyi. Sen niye okumak istemiyorsun bari? Hocam okuyup ne yapacağım ya? Ben direkt ticarete atılmak istiyorum. Bizim mahallede bir Hasan abi var. O dedi ki okulda öğrendiklerin dedi gerçek hayatta hiçbir şey yaramıyor ki dedi. Niye okuyacaksın ki dedi. Hmm, ne iş yapıyor Hasan abi? İşsiz. Ama çok yakın, iş bulmaya yakın. Anladım, çok akıllı anladım. Bir abi Hasan abi. Ya belli, belli. Ben anladım onu. Bak oğlum, okul senin ilk başta böyle gördüğün gibi hemen böyle elinin tersiyle itilecek bir yer değil. Okulda o kadar güzel şeyler var ki. Bak ben sana kendi hikayemi anlatayım. Sen kendin karar ver ondan sonra. Seçer misin, seçmez misin? He? Var mı? Tamam. Dinler misin? Dinlerim. Niye dinlemeyeyim? Bak şimdi. Okula gittiğim ilk gün var ya, o ilk gün. Hadi bakalım oğlum. Bugün okulun ilk günü. Sana öğrettiğimiz şeyleri sakın unutmuyorsun. Berber, keke üç. Tamam, orada çaptırırlar zaten. Ay, okuyacaksın Osman. Okuyacaksın oğlum. Büyük adam olacaksın. Yanında böyle işçiler çalışacak. Onlar bir hata yapacak. Sen de gözünün yaşına bakmadan kovacaksın. Yap bakayım nasıl kovacaksın? Sekteden gidin lan buradan. Saniye ne yapıyorsun? Nasıl örnek bunlar? Ne var? Benimki bana öyle yaptı. Sen adamın gömleğini yaktın ondan yaptı. Ama gömlek yakıldı diye işçi mi atılır canım? Ütücüyse atılır. Sen ara ütücüsün. Zaten ilk ve son ütücü varken varlığın sorgulanıyordu. Hataların da cabası oldu. Ay bana diyene bak Kamil. Senin bir işin bile yok. Sen niye çalışmıyorsun baba? Çok yoruldum oğlum. Kendimi birazcık nadasa bıraktım. Sağaltım sürecindeyim. Ay neyi sağaltıyorsun acaba? Sanki bana Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan? Onlar kim kız? Ay çok cahilsin Kamil. Çok meşhur bir müzik grubu. Ahlat Ağacını dinlemedin mi? Ahlat Ağacını onlar mı söylüyor? Evet. Neyse, hadi bakalım. Okulun ilk günü. Okula gidiyoruz. Ya gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Bugünden bugüne bir kere sordunuz mu sen ne istiyorsun diye? Bak bak laflara bak. Lan sen daha geçen aya kadar çubuk makarnayı burnuna sokuyordun. Ne soracağız sana? Cicit Kamil deme öyle. Ne olmak istiyorsun annem? Söyle. Çaycı olmak istiyorum ben. Çaylar! Çaycı mı? Niye? Çay seviyorum. Kim sokuyor ya böyle fikirleri aklına? Babam. Kamil. Herkes böyle diyor. Sanırım adı bu. Yani herkes de yanılıyor olamaz. Bir tek ben baba diyorum çünkü. Yani sonuçta çocuk çalışıp para kazanıp ailesine bakabileceği bir meslek seçmeli değil mi? Söz Kamil. Okuyacak benim oğlum. Okutalım bu çocuğu ya. Tamam okutalım da bu çok para etmez ya ben sana söyleyeyim. Ya, hadi annem geç kalacağız okula hadi. Tamam tamam şey yapalım. Berbere verelim. Evet evet berbere verelim. Ya işte öyle yani. Berbere mi verdiler sizi? Yok be oğlum berbere verseler bu saç böyle olur mu? Doğru. Bu modelin adı ne? Çalı kuşu mu? Yok papağan. Allah Allah çalı kuşu olur mu ya? Sana bir şey diyeyim mi? Benim saçlar aslında düz. Ben okulda gördüm kıvırcıklara çok özendim. Her gün perma yaptırıyorum biliyor musun? Her gün mü? Aslında berber de olabilirim ha. Günde 50 kişi gelse 25 liradan orada bir matematik işlemi var. O nasıl olsa gerçek hayatta işimize yaramıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi gerçek hayatta işimize yaramıyor. Berber gerçek hayatta değil mi oğlum? Gerçek hayatta. Matematik hesabı lazım olmuş yapamıyor bak adam. Sen demek ki berber olsaydın bu kafayla bir matematik, basit bir matematik hesabını yapamayacaksın. Anladın mı? Hı hı. Bak ben sana devam edeyim. Sen daha devam et de devamında gör bakalım okul nelere yarıyormuş. Bak şimdi. Bugün okulda böyle... Ay çok heyecanlı. Tamam anne sen git hadi. Ay tamam annem yanındayım. Annem yanındayım. Buradayım ya, ben. Tamam burada olmana gerek yok git. Tamam annem ağlama. Ya git hadi git. Bur, hayır annem burada. Ya hayır. Annen burada. Mami is here. Mami is ya. Here oğlum. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Saniye Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Hocam.
Biz okumadık, okuttuk diyebilmek için bu çabamız. Anlıyorum efendim. Evet. Ha Osman bana bak. Beslenme çantanda az kelle paça var. Yanına da patates oturttum. Bir de pilav üstü İzmir köfte koydum. Mevsim salatamı, çoban salatamı ne yiyeceğini bilemediğim için karışık koydum ortaya. Halledersin. Saniye Hanım biraz abartmamış mısınız? Hocam. Biz yemedik, yedirdik diyebilmek için bu çabamız. Anne cacık. Ana ben onu unuttum ya. Tamam dışarı al. Ben şu derse başlayacağım artık. Ha, tamam hocam. Evet. Bakın Osman'la ilgili bir durum olursa onu koşarak aşağı yollayın. Neden? Hocam biz koşmadık, koşturduk diyebilmek için bu çabamız. Evet anlıyorum. Sizi dışarı alalım. Hadi Osman görüşürüz. İyi dersler anne. Hadi iyi dersler. Evet çocuklar oturalım bakalım. Evet Gözdeciğim. Şimdi biz burada 4 kişi oturuyoruz ya. Evet. Bu sırada boş ya. Buraya geçebilir miyim? Tabii Gözdeciğim kaçabilirsin. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Osman hadi bakalım arkadaşlarla kaynaş bakalım. Hadi. Efendim. Evet evliyacığım. Ben arkadaşıma hoş geldin diyebilir miyim? Tabii olur. Merhaba arkadaş. Ben bir B sınıfından evliyim. Oğlum hoş geldin demedi. O anlamıştır öğretmenim. Anladım. Lan ya salak mıdır nedir bu da ya? Bir B sınıfından. Zaten hepimiz bir B sınıfındanız. Özellikle bir B sınıfından demenin gerek. Safa! Arkadaşına düzgün koş evladım. Özür dilerim öğretmenim. Tamam özrünü kabul ediyorum evladım. Evet şimdi çocuklar dersimiz matematik. Hadi bakalım. Öğretmen. Efendim Safacığım. Öğretmen ben hip hop yapacağım. Oğlum müzik bir sonraki ders Safa. Ha. Örtmen. Evet Safacı. Örtmen dağların denize dik olan yer neresiydi o şeyde? Oğlum o da coğrafya. Ha. Örtmen. Efendim Safa yavrum. Örtmen kavimler göçü. Oğlum sen matematikten mi kaçıyorsun lan? Kaçamıyorum işte. Tamam otur bakalım. Otur. Evet. Örtmen. Efendim Osman. Örtmen siz bütün derslere giriyorsunuz ama diğer öğretmenler büyüklerin dersine sadece bir ders giriyor. Neden siz hepsine giriyorsunuz? Oğlum ben sınıf öğretmeniyim ya. Ama bence büyük bir haksızlık bu. Neyse, evet. Açalım bakalım defteri, kitapları, kalemleri. Dersimize başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Ne bağırıyorsun, ne bağırıyorsun? Niye çekiyorsun saçımı? Osman! Hemen nasıl üstü çıkıyor? Ben kızlarla iletişim kurmayı bilmiyorum. Daha çocukum ya. Bak hiç bilmiyorum. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Koşun gitsin ömrüm. Tek ayak üstüne. Dur bakayım. Ceza alırsın. Tek ayak üstünde. Ya ayakkabıdan hep tasarruf ettim biliyor musun? Bir hafta hep sol ayağımın üstünde bekledim. Bir haftada sağ ayağımın üstünde. Böyle böyle idareyle kullandım ayakkabıları. Ayakkabının ömrü hep uzadı biliyor musun? Peki sizi bugünlere getiren o dönüm noktası neydi hocam? İşte o esaslı gün. Esas o gün. Evet, geç bakalım yerine. Evet. Evet çocuklar, şimdi dersimiz Türkçe. Evet, Safacığım oku bakalım oğlum oradan. Başla bakalım. Hadi bakalım. Ye, Safa ye, hamburger ye. Renç sos iste, vermezlerse inanma kasanın altındadır sonra. Oğlum sen yine mi acıktın Safa? Daha yeni beslenme saatinden çıktık evladım. Ama öğretmenim. Sonuçta genişleme çağındayız değil mi öğretmenim? Evet evliyacığım sen oku bakalım oğlum. Öğretmenim. Efendim oğlum? Ben yazabiliyorum ama okuyamıyorum. Okuyamadığımı anlıyorum ama anlatamıyorum. Bir garibim vallahi. Evet evliyacığım. Tamam şey Gözde kızım sen oku bakalım artık. Hadi bakalım. Derdimi kimse bilmiyor anne. Matematik, coğrafya yeter artık. Bu ne be? Sınıflar zalim, soğuk ve sessiz. Yaralıdır kalbim, istemsiz. Yeter artık nefret burama geldi. O tahta bana değil, hepsine. Gözde, Gözde. Kızım. Tamam anladık. Teşekkür ederim kızım. Sağ olun. Şey demeyecektim ki öğretmenim. Sağlık, barış, dünya barışı, dünya mutluluğu. Sağ ol kızım. Teşekkürler. Oturabilirsin. Bak Osman gördün mü bak arkadaşlar ne güzel okuyabiliyor. Sana verdiğim ödevi yaptın mı? Yaptım öğretmenim. Hadi aç bakalım. Burada. Oğlum ben sana sağa yatık çizeceksin dedim. Neden sola yatırdın bunu? Hocam ben sola yatık seviyorum. Ben hep geceleri de sola yatıyorum. Lan oğlum neden yapamıyorsun? Bak şöyle yapacağım bak. Bir kıy. Bak bir anlamıyorum kıy. Anlamıyorum ki mantığıma oturmuyor. Bir kıy. Hocam, bir kıy. Çok özür dilerim ya. Osman resim çantanı unutmuşsun evde anne. İyi de anne bugün resim dersimiz yok ki. Ana ben de diyorum niye evde duruyor bu? Saniye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ben de sizinle Osman'la alakalı konuşacaktım. Yoksa Osman'la mı alakalı hocam?
Osman'la alakalı konuşacaktım dedim zaten. Ha doğru, gereksiz yükseldim. Pardon, şuna koyayım. Tamam, tamam. Bakın şöyle yapalım şimdi. Ben size birkaç bir şey göstereyim. Osman. Buyurun ben. Oku bakalım oğlum şimdi şuradan. Okuyorum. Hemen ya. Ne gerek var şimdi ki öğretmenim ama? Gördüğünüz gibi çocuğunuzun okumaya niyeti yok. Şimdi bir de matematik yapalım. Çarpım tablosunu say oğlum. Tabii hocam. Evet. Bir kere bir, bir. İki kere iki, iki. Üç kere üç, üç. Dört kere dört, dört. Beş kere beş, 15, 16, 17, 18, 19. Bitti. Güvendiniz mi? Evet hocam, ne güzel saydı maşallah. Bence çocuğu okuldan al. Allah sizden razı olsun hocam. Ne zamandır bu anı bekliyordum ben de. Osman, hadi oğlum, hadi yavrum. Mesleğin hazır. Vallahi bir gelecek, seni bekliyor. Osman. Ana. Ben sana ne dedim Osman? Ha? İleride çok büyük adam olacaksın dedim. Okuyacaksın dedim. Zengin olacak. Paraya para demeyecek. Karıyla kızla ezecek. Saniye. Bir saniye. Ama sen bizi garibanlık içinde bırakıyorsun yavrum. Niye böyle yapıyor? Hocam bu çocuk okumaz diyor. Yalvarırım Osman. Ayaklarına kapanırım anne. Anam hemen bitti. Kamil ne yapıyor? Ne bileyim canım, belki heveslenir dedim. Kamil o matkabı sok cebine. Anam haklı baba. Okumak lazım. Okuyup büyük adam olmak lazım. Evet. Ben iş arayan değil, iş veren olmak istiyorum ana. Herkese iş vereceğim. Zorla çalıştıracağım hatta herkese. Çalışın köpekler diyeceğim akşama kadar. Hakkını helal et ana. Yavrum helal olsun. Şovunuz bittiyse ben derse dönmek istiyorum. Ha pardon hocam. Kamil yürü. Ya o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Vay be. O günden sonra başarı ve kariyer basamaklarını bir bir çıkıp bu okula müdür oldunuz demek hocam. Yok be oğlum. Ne müdür ya? Okulu bıraktım ben. Nasıl müdür oldunuz? Oğlum müdür falan değilim lan ben. Ben müdür değilim ki. Müdür benim arkadaşım bu okulun müdürü. Ben onu görmeye geliyorum. İki üç sohbet ederiz. Açık bir vizyon atar bana da bir şey olur belki diye. Oğlum ben o günden sonra okulu bıraktım. Babam beni sanayiye verdi. Okumayacağım diye direttim, direttim, direttim. Sanayiye gittim. Bir tane ustam vardı. Sabah akşam dövüyordu beni ya. İşi yaptın yaptın yapamadın. Bazen işi yapıyordum gene de dayak yiyordum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sana diyeceğim şu ki oğlum. Sen okulu okumaya bak. Okudun okudun. Okumazsan sanayiye gidersin vallahi sabah akşama kadar dayak yersin. Anne! Anne! Murat! Okuyacağım, 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 okuyacağım. Allah razı olsun sizden hocam. Allah razı olsun. Ne demek, ne demek efendim, ne demek? Oo, Osman Bey hoş geldiniz. Kusura bakmayın ya. Velilerin eşofman toplantısı vardı. Nasıl kitlesek diye ben şey... yani hangisinin uygun olur diye şey yapıyordum. Neyse, önemli değil. Müdür Bey, tamam neyse. Müdür mü? Siz müdür değil miydiniz? Yok anne, bu müdür değilmiş ya. Bu okumamış, ilkokul terkmiş, cahil cühela bu ya. Ne biçim konuşuyorsun oğlum Osman Bey? Hayır canım, karıştırma. Kardeşim sen orasını görüyorsun değil mi? Benim arkadaşım ya, ne kadar ince, ne kadar naif. Çünkü okumuş adam. Bak kendini nasıl belli ediyor. Ezmiyor beni, burada utanmayayım diye bana burada şey yapıyor. Sen anladın değil mi oğlum? Kıyamıyor. Heh. O yüzden sen en iyisi mi? Haydi ananı da al. Doğru düşüncelere, hayallere, okullara değil mi? Ah, Allah razı olsun. Vallahi iftara da gelin derim. Ama çok bir şey hazırlayamadık aslında. Kuru var, pilav var. İsterseniz yanına duruş da koyabilirim. Ama bir duruş neyi böyle sabaha kadar buranızı yakar derseniz de yanına cacık da ekleyebilirim. Tamam. Böyle salatamda tamam, biraz biraz böyle zeytinyağı. Sağ olun. Biraz abi. Yine çok iyi geliyor. Vallahi çok iyi. Sağ olun, sağ olun. Manyak ya. Ya sorma ya. Ya Osman Bey siz neden söylemediniz? Allah Allah, siz koskoca fabrikatörsünüz, bu okulun sahibisiniz. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ama şimdi kardeşim. Okumak çok güzel bir şey değil mi? Evet. O yüzden söylemedim işte oğlum ya. Sen ne bakıyorsun bana ya? Ya biz okulu okumadık. Şansımız yaver gitti. Parayı kazandık ama vizyon yok, vizyon. Bak iki tane bir şey katayım diye hayatıma geliyorum, seninle muhabbet ediyorum. Buradan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Okul benimmiş, şuymuş buymuş, ne önemi var ya? Sen bana şey anlatsana. Senin şimdi bu üniversitede bölümde kaç tane kız vardı? Ya Osman Bey yeter artık. Her seferinde aynı muhabbet ya. Ama bir dakika ya, senin kaç tane amfi vardı ya? Kaç tane amfim vardı? Ha? Gerçekten vizyonsuzsunuz ya. Buyurun. Oğlum istemiyorum. Güzel.
güzel skeç. Bütün şeyden itibaren güldürmeyi başarıyor. Önermesi çok kıymetli. Biraz fazla açık, fazla vurgulanıyor. Ama bu son dönemde böyle bir o videoların işte o video mecralarında yayınlanması, çocuklar da o yani okul aleyhtarı videoların falan. Yani sanki okulun olmadığı bir şey varsayılabilirmiş cesine de bir algı oluşuyor. O açıdan güzel bir skeç. Bir kere önermesinden bizi... Evet hocam. Alkış, alkış, alkış. Bir ya, hız gülmek, zil ya çalmak. Adamın müdürün, Yasin'in müdür olmaması güzel ama hani sanki kostümünde biraz daha okulun sahibi, zengin bir adam görüntüsü olsaymış, iyiymiş. Tipler çok güzel olmuş. Safa uzun zamandır bu kadar iyi çocuk tipinde görmemiştim. Çok net ve hiç rolden çıkmadan oynamışsın. Aferin. Evliya bildiğiniz gibi. Çok güzel. Ben de artık aferin demeye başlayacağım. Zaten Hamza ve Gözler'in... Evet. Hamza ve Gözler'in tipleri de güzeldi. Biraz aşırı vurgu var. Şeyi ama gene de çok kesin eminim ki salondaki seyirci bu önermeye zil çaldırırdı. Çok da güldürdü. Aferin. Yalnız bir şeyi vurgulamam lazım. Şimdi okuyamazsın, sanayiye gidersin. O biraz sanayi kötü bir yermişçesine. Şimdi orası zanaat alanına girer. Biz nasıl sanat sahasındaysak orası zanaat alanına girer ve çok çok önemli bir yerdir. Oradaki ustalar, emekçiler çok büyük bir iş yapmaktadırlar. Oradan da hayat kurulur, kurtarılır. Ayrıca sanayiye yani okumayan bir sanayiye gider. Nereye yani? Çok kötü bir, öyle bir şey yok. Dolayısıyla o algı, ben olsam mesela bu algıyı tartışmaya açır. Acaba böyle yanlış anlamaya müsait skece zil çalınır mı derdim. Seyirciyle bunu tartışmak isterdim. Ama hocam hep şey olur ya... Şu anda tek seyirci sensin, seninle tartışacağım. Ama hep küçüklükten beri sanayiye vereceğim seni. Bizim insanımızda böyle bir algı var. Öyle bir tamirci olursun falan, fırça yersin. Bu yani bu biraz daha... algı netleştirilebilirmiş diye düşünüyorum. En azından biz şimdi netleştirmiş olalım. Evet. Emeğin olduğu her yer değerlidir, hatta kutsaldır. Ekmeğini alın teriyle, namusuyla kazanan her insan başarılı insandır. Okumuş, okumamış. Tabii ki okumak çok çok önemlidir ama okuyamayınca da hayat bitmez tabii ki. Emek kendine çıkacak bir çıkış yolunu her zaman bulur. Çalışan insan için bu bir sorun teşkil etmez. Bana da çalışayım desin. Alkış. Zil. Tabii. Ara sıra çünkü seyirciyiz. Tamam. Ben konuşurum. Zil durdu. Gaza geldi. Ara sıra çünkü bizim seyircimiz beni de alkışlardı. Öyle hatırlıyorum ben. Alkış. Burada da alkış geldi. Evet. Devam ediyor. Evet. Ben Fatma, Hamza, Hilmi, iyilikten kötülük doğar mı diye bir soru sorduk ve bu skeci yazdık. Şimdi karşınızda suistimal geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ha bir de sağlıklı günler diliyorum. Saygılar. Serkan. Ah, Sibel. Merhaba. Merhaba. Çok bekletmedim değil mi? Ya kusura bakma ilk buluşmadan bu kadar beklettim seni. Yok bir 3,5 saat falan oldu ya. Çok değil. Ya aslında bu kadar çok bekletmezdim de böyle bir değişik bir sürpriz oldu bana da. Aa ne oldu? Anlat bakayım gel. Ya şimdi ben evden çıktım. Bir elimde kedi maması, bir elimde köpek maması. Böyle dağıta dağıta geziyorum. Sonra yolda bir tane amca gördüm böyle poşetleriyle duruyor. Aldım onu karşıya geçirdim. Işıklarda mı? Yok Kadıköy'e. He. He. Anladım. Çok iyisin ya. Yok ya bu benim günlük rutinim yani. He. Ben de öyleyimdir. Devamlı iyilikler. Ya. Geçen gün bir arkadaşım var, karısını aldatıyordu. Gittim karısına dedim ki, bu dedim seni aldatıyor dedim. Boşandılar. He. Ben bir tuvalete gideyim, hemen geliyorum. Evet. Zaten geçinemiyor... Ne yapıyorsun oğlum? Ne anlatıyorsun? Ne saçma sapan örnekler? Abi kız çok iyi ya! Ne biçim konuşuyorsun birader? Yani girerken bahşiş verdi diye ben onu dedim abi. Yanlış anlama, dışı da güzel. Gönüllü zengin yani. Ha. 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 Eyvallah. Ha. Ha. Abi mendil alır mısın abi? Kısayım abi ben. Abi ben çok kısayım. Mendil alır mısın abi?
Abi boyum ağrıyor. Boyum ağrıyor. Boyum ağrıyor. Abi ben de boy yetmez diyor. Abi tahmin eder misin? Abi sen de almayacaksan almayacağım de ya. Almayacağım. Ben olsam alırdım ha. Ben değilsin işte. Almıyorum o yüzden. Şşt, uçma lan bir. Üç. Oğlum neden rahatsız ediyorsun abi ama? Tamam çıkıyorum ya. Tamam yürü lan. Tamam ya. Oğlum yürü. Kara kış gelir. Sümüklerin akar. O zaman dersin, aa bu mendili çocuk neredeydi, bu mendili çocuk neredeydi? O zaman da sen beni bulamazsın, haberin olsun ha. Bir gün bu kültür ölecek. Sus, konuşturma. Sus. Bir gün bu kültür ölecek. Bir gün bu mendili çocuk çok büyük işler başaracak. Tanıyorum ben bu çocuğu, tanıyorum ben bu çocuğu diyeceksin ama işte o zaman da ben seni tanımayacağım. Tamam, yürü git, bir dilenci mi eksikti başımızda ya? Dilenci mi? Ben emeğimle para kazanıyorum, tamam mı? Ben bunları satıyorum, tüccarım ben. Ben küçük esnafım ben. Ben kobiyim ben. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorum ya? Rahat dur, yürü git. Dilenci ben diyorsun bana. Ne yürü git? Ne olacak yürü git, gitmezsem ne olur? Burada satacağım belki mendilimi. Ya tamam, yürü git, çık şuradan. Omzum çıktı. Dur oğlum, omzum bir şey çıktı. Yok mu bana yardım edecek iyi biri? Korkarım bu zalimin şerrinden. Ey vatandaş! Ne oluyor? Tamam dur ya, dur. Karnı acıkmış ya. Oğlum sen neden utanıyorsun böyle şeyleri söyleme? Böyle şeylerden utanılır mı? Karnı acıktıysa söyle. Aç mısın sen? Gel. Hiç doymadım ki abla. Ay, halbuki bir lokma yesem tutar seni. Böyle bir şey söylemek istemedim. Duydun ne dedin, duydun değil mi abi? Duydum. Bana kızasın. Ay, hayır, özür dilerim. Gel, gel bir şey. Gel. Geç gel, otur, gel. Geç otur, gel. Gel otur, gel. Vallahi böyle mi? Böyle otur ya. Teşekkür ederim. Ben hayat atıyorum sizinle beraber. Gel. Ne yapacağız ki biz burada yapalım? Ah ya, senin bak mendil satıyor, görüyor musun? Evet. Mendil satıyor çocuk ya. Evet. Ne kadar bu mendil? Ben bütün mendillerini alacağım senin. Gerçekten mi? Sen gerçekten çok iyi bir abisin ama ben bunu kabul edemem. Ya ama iyilik öldü mü ya? İyilik öldü mü? Öldü mü? Yani ya. Ben sana her türlü destek olacağım. Sen ver bakayım onu. Kaç lira onu? Hayır ben yapamam. Ben gerçekten bunları hepsini tek tek satıp kendi hakkımla kazanmak istiyorum. Olmaz öyle şey. Ben onların hepsini alacağım. Sana bugün tatil. Oley tatil. Ya benden işte, tatil ya. İşte, ya abi lütfen bak. Vallahi benim için yapıyorsun bunu. Farkındayım, ihtiyacın yok. Alma. Al bakayım. Al. Ne bu? Mendilin şeysi işte. Yalnız tanesi 10 lira. Tanesi 10 lira. Evet. He. Kaç tane var orada? 7. 7, 10, 70. Hay Allah. Bir tane 30 lira var mı para üstü? Var 30. Çıkar abi, elbet çıkar. Bakıyorum hemen şimdi şöyle. 10 kuruş, ya. 5 kuruş, daha 15 kuruş. Yani sen çocuktan para üstü mü alacaksın? Ver gitsin ayol. Yok haklı Sibel abla şimdi. Ya o kadar adam 30 lira da az para değil. Dediğim tamam, mi? Hayır, ona bir şey olmaz. 3 lira 75 kuruşum var. Gerisini sonra halletsem olur mu abi? Tamam alacağım. Kusura bakmayın, ilgilenemedim. Ne alırsınız? Ne yersin? Sakın utanma söyle. Ne istiyorsun? Hiç utanmayayım mı? Yok, utanmadan tamam söyle. Abi şimdi ekmeği açtın ya. Tamam. İçine bir tane et koy. Tamam. Sonra marul koy. Tamam. Sonra bir tane daha et koy. Ya da marula at, et ete değsin be. Et ete de yanamıyor be. Tamam. İçecek bir şey alır mısın? Yok, diğerken içemiyorum. Belki sonrasında. Tamamdır. Sağ ol. Bize de iki tane su getir bize de abi. Ha, abi. Ne oldu? Şimdi benim arkadaşlarım arkada bayat simit yerken ben burada et üstüne et koymayacağım. Benim boğazımdan geçmez abi. Tamam, hamur geri iptal ederim o zaman. Garson! Hayır canım, niye iptal? Onlar da gelsinler. Çağıralım, onlar da gelsinler. Hep beraber yemek yiyelim burada. Evet. Onlar da gelsinler. Arkadaşlarımız. Evet abi, ne alırsınız? Kaç kişiler? 8. 8. O zaman ne yerler? Çorba. Sen bize 8 tane çorba getir. Dur, çorba yetmez. Şey yapalım, yok mu sandviç falan bir şey? Hamburger var. Ay çok da çok güzel. Ben hamburgere bayılır. Evet, ben çok seviyorum. Hamburgere bayılır. Evet, 8 tane hamburger getir. Tamam, 8 tane de hamburger. Tamam. Yesinler, doysunlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Harika, çocuklar doyacak. İyi, o zaman ben arayayım mı arkadaşlarımı? Ara, evet. Abi benden ara ya. Benden ara, faturalı. Alo? Evet, bir demçay evindeyiz. Gelin. Burada bir tane çok güzel bir abi var. Hepimize hamburger ısmarlayacak. Evet. Hadi çabuk. Bay. Bende yok lan o telefon. Nereden buldun onu? Yerde buldum ya. Ne var? İçinde sim kart da takılıydı. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Sen abi. Buraya anlatayım mı? Birleştirelim. Abla Allah razı olsun. Abla 5 gün yemek yemiyorsun. Ay ne güzel oldu.
Hamburger yok da etliler getirdim. Sağ ol abi, bu doğru abi. Sağ ol abi. Çok güzel. Oh. Yiyor mu? Yiyin çocuklar, yiyin. Ben yiyemedim, siz yiyin. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Abi, siz evli misiniz? Yok canım, değiliz. Evlenin bence siz. Topla. Ama evlenirseniz çocuk yapmayın, tamam mı? Bir şey olur. Siz de Angelina Jolie ile Brad Pitt olmak istemez misiniz? Koca bir aile oluruz ha. Abla, sana sarılabilir miyiz? Ben bir şey yapmadım ki canım benim. Her şeyi Serkan abiniz yaptı. Serkan. O zaman Serkan abimize sarılalım. Gerek yok ya. Abi sağ ol abi. Sağ ol çocuklar. Ya, ben gerek ya yok, harika ya. Helal olsun. Ya ben bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Ölümsüzleştiriyor. Bıyıklarımı alsaydım abla. Hadi bakalım poz verelim. Verin de telefonum yok. Hı? Telefonum nerede? Nasıl yok? Bayağı benim de yok. Telefonum yok. Ha, senin zaten yok. Telefonun yok. Telefonun yok. Telefonu kaybettim. Ya bir susun be! Ne yaptınız? Siz çaldınız değil mi? Senden var ya, geldiğinden beri şüphelenmiştim zaten. Siz, ya bu 35 yaşında bıyıklı direnci mi oldu ya? Terbiyesiz. 35 yaşında. Sen ne yaptın? Çöpleri mi karıştırmıştın? Gel beraber. Burnumu direğe kızdı. İğrenç kokuyordun burada. Alma. İnanma sen ona, mis gibi kokuyorsun. Bak bayıldım, çok güzel kokuyor. Kokun çok güzel. Arayalım. Ne yapalım? Polisi arayalım. Ya tamam, gidelim ya. Tamam. Hayır, bir dakika. Buraya geleceksin. Bekleyin burada, bekleyin burada. Tamam, bir dakika dur. Sakin. Bir dakika dur, sakin. Sen buraya gelmeden önce en son kimi aradın? Seni aradım. Tamam. Bir arayalım seni, telefonun neredeymiş bakalım. Polis gelmesin. Alo! 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 Hırsız neredesin sen? Sen neredesin? Bu telefonu nasıl aldın sen? Kimden çaldın? Abi! Bir saniye. Ayıp değil mi ya? Kolay mı alınıyor bu telefon? He? Kaç var o telefon? Ya abi hırsızlık falan yok. Abla lavaboda unutmuş telefonu. Telefon burada. Sarı çiyan. Ya ben çok özür dilerim. Ne bakıyorsunuz lan? Trip at salak. Trip atıyor, trip atıyor. Bak ablacığım, tamam. Biz de arsız olabiliriz ama hırsız değiliz yani. Serkan abi, şu yemekler için de çok teşekkür ederiz. Kıyak adammışsın ha, seni unutmayacağız. Bir kere sarılabilir miyim sana gitmeden? Gel. Canım, biz de sarılalım mı? Serkan abi, biz de sarılalım. Gel, tamam gel sarıl. Serkan abi benim. Canım Serkan abi. Gel aslanım benim. Gel kuşum. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Bu kız seni hak etmiyor. Evet, sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Dur. Kaybetme kendini. Serkan abi. Ya. Sana sarılmadık mı? Sana da bir daha yapayım dedim. Bir şey anlamadım az öncekinden çok. Tamam, hadi bakalım. Kendine iyi bak. Sen de. Seni unutmayacağım. Çok güzel. Görüşürüz. Ya işte oluyor böyle şeyler ya. Çok sıkma canını. Sıkma canını. Çok utandım yani. Şey yapalım mı ya? Başka bir yere gidelim istersen. Olur ya, bir gidelim, havamız değilsin. Garson. Buyurun abi. Hesap alalım. Abi. Sizin oradan o vardı. Buradan şunlar giderse buraya tek bıraktım. Hadi bakalım. Buyurun. Hesap. Cüzdanım yok. Lan! Yok hesap ya. Bence finali çok tartışmışlardır çocuklar. Evet. Nerede bitirince tartışılmış bir finale benziyor. Çocuklar diğerleri masum çıkınca zayıf gelmiş final. Ben de düşündüm şimdi ne yapacaklar diye. Evet. Ama onların masum çıkması iyiydi yani. İyilik kötülük kavramını tartışmak için daha iyi bir şeymiş sanki. Ama bence bizi gülüştü. Evet. Yani komedi seviyesi olarak bizi çaldırır. Hamza çok güzel bir kompozisyon yapmış. Bir kere çok güzel oynamış. Çok da komik. Diğerleri de yani böyle hani Yeşilçam'ın eski filmlerinde vardır ya böyle hani... parasız bir güzel bir tayfa yani. Gerçi onlar ara sıra arak da yaparlar. Onların sempatisini azaltmaz ama onlar da oradan gitmişler. Güzel skeç. Gecenin de etkili skeçlerinden bir tanesi olmuş. Bu da zil. Zil.
Yoksa tartışmayı şurada bekliyorsun. Adam biraz daha kötüymüş, kız çok iyiymiş. Meğerse aslında iyi olan adammış, kız değilmiş çıkıyor. Kıymetli kısım da oradan. Efendim malumunuz evlerdeyiz, karantina sürecinde. Evli çiftler var, yalnızlar var, yaşlılar var, bekarlar var. Bu süreç kime nasıl yaradı orasını pek bilmiyoruz ama evlilere pek yaramamış. Haberlerde gördüm, boşanma oranları 4 katına çıkmış. Yani avukatlara başvurular en azından. Çünkü insanlar boşanamıyor, çünkü evlerden çıkamıyorlar. Fakat diğer taraftan bekarlar da bir evlenme olayına girmek istiyorlar. Çünkü yalnız kalmak zannedildiği kadar güzel bir şey değil herhalde. Biz de bununla alakalı bir skeç yazdık efendim. Anla karantina geliyor. Cihan Talay yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Hoş geldin. Bana yaklaşma. Tamam. Burada soyunmayacaksın değil mi? Burada soyunacağım. Ama aklına başka bir şey gelmesin. Artık eskisi kadar yakın olamayız. Ay 40 gündür aynı evdeyiz. Hiç öyle bir beklentim yok. Merak etme. O şey animasyon kostümünü git balkonda çıkar. Aldıklarını da balkonda beklet 3 gün. İyi. Ay hatta Gürhan. Ha. Gitmişken aldıklarını da kendini de beklesene. Ben de kafa dinlerim 3 gün. Vallahi iyi olur. Ben de senin yüzünü görmemiş olurum. Hı. Ha, bu arada yüz demişken bunu senin için aldım. Bu niye? Ne bileyim, böyle bıyıkların ucundan alırsın belki. Siyasi görüşün çok belli oluyor. Çok komiksin. Sen kendi bıyıklarına bak be. Salak. Ha nikah memuru gelini öpebilirsiniz dedi. Benim dua kaldırdık. Senin bıyıkları böyle aradan yetişmeye çalıştık öpüşürken. Daha da zaten kavuşmadılar. Tatlı, geliyor musun? Geleyim mi gideyim mi? Bir karar versin de canım. Çok özledim seni. Özlersin tabii canım ya. Kaç zamandır beraber yatmıyoruz. Yataklar bile ayrı. Çok güzel şeyler yapacağım sana. Valla mı? Benim bir şey almama gerek var mı peki? Ya hiçbir şeye gerek yok. Sen gel yatağa. Biliyor musun onu? Valla. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorum ya? Seni çağırdım. Deli misin nesin? Sana demedim aşkım. Tamam şey süt, vanilya, krema al gel. Kremayı anladık da diğerlerini niye alıyoruz ya? Ben onu anlamadım. Tamam canım, tamam. Hadi bekliyorum. Öptüm seni. Bay bay. Ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? Telefonla konuşuyorum. Görmüyor musun? Telefonla mı? Benimle konuşmuyor musun sen ya? Hayır, Ezgi'yle konuşuyorum. Magnolia yapacağım ona. Allah Allah. Ezgi mi geliyor? Evet. Ben de Cihan'ı çağırdım. Bana niye söylemedin? Sen bana niye söylemedin? Aman tamam, neyse. Be, içeride çalışmama odanda oturursunuz arkadaşlar. Otururuz biz. Ha, eksik söyledim şey. Süt, vanilya, nişasta, un, krema. Hadi bir koşun. Ya ben istersen direkt pastaneden magnolia alayım, getireyim. Sen de yapmamış olursun. Bana da zahmet olmaz. Ay aşı bul dedim. Değil mi? Aşı bul dedim. Tamam, hiç zahmet etme. Ben maskemi takar gider kendim alırım. Ha dur. Maske bende. Yeni aldım. Al. Bunu tak. Güzelce tak. Ama maskesi çıkma. Markette önemli maske. Ha. Bakayım, tam bir tak. Tam bir tak. Heh. Ne var be? Çok güzel oldu. Maske, en güzel maske sana oldu vallahi. Allah'ım yarabbim. Hadi hadi, güzelce çık. Hadi. Oyalanmadan gel. Evin reisi benim. Lan elimizi de şey yapmadık ya. Hiç dezenfekte de söylemiyor bu kadın bana. Evet. Telefonu da şimdi dezenfekte etmek lazım ya. Ulan kulağı dezenfekte etmenin gerizekalı. Alo. Cihan neredesin lan? Evi bulabileceğim mi? Konum atayım. Geldin mi? Ne ara geldin oğlum lan? Ay nefessiz kaldım ya. Ulan maskeyi çıkar, ondan nefessiz kalmışsındır. Ha, bunlanmış lan. Gecikmedin değil mi? Lan ne gecikmesi? Utanmasan ben çağırmadan gelecekmişsin. Bu ne hız? Begüm nerede? Begüm markete gitti. Kız arkadaşı gelecek, magnolia yapacakmış. Kız arkadaşı mı? Ben magnolia'ya daha çok şaşırmıştım Cihan. Gürhan, nasıl bir kız bu? Eli ayağı düzgün mü? Ailesi iyi mi? Evlenilir bir kız mı? Lan! Ne evlenmesi lan? Evlilik kelimesini duymak istemiyorum. Şu karantina günlerinde senin yerinde olmak isteyen kaç tane evli erkek var biliyor musun sen? Ulan sen benim neler çektim biliyor musun? Yalnız başına evde kalmak ne demek biliyor musun? Bak ellerim nasır tuttu. Lan! Çek şu pis ellerini benim üstümden.
Çamaşır suyuyla her yeri yıkadım. Ben çamaşır suyunu sadece çamaşırlarda kullanılıyor sanırım. Bütün evde kullanılabiliyormuş lan. Ulan sen evlendikten sonra temizlik yapmayacağını mı sanıyorsun ha? Ben 40 gündür bu evde neler çekiyorum biliyor musun sen? Lan ben 40 gündür evde neler çekiyorum biliyor musun? Abartma. Allah Allah bak Cihan. Evlilik öyle bir şey değil kardeşim. Bak bekarsın. Mesela düşün. Evdesin. Evet. Böyle istediğin her şeyi yapabilirsin lan. İstediğin programı izleyebilirsin televizyondan. Evet. Ne bileyim istediğin saatte yatabilirsin, istediğin saatte kalkabilirsin. Sana karışan yok. Düşünsene lan. Ya güzel tarafları yok değil tabii. Ya. Ama ne yapayım? Tanışmayayım. Bir merhaba değil. Oğlum merhaba deme lan. Her şey bir merhabayla başlıyor. Ben Begüm'e bir merhaba dedim. Aha bu ev kuruldu. Ben de anlamadım nasıl oldu. Tamam neyse. Bunların hepsini benim çalışma odamda konuşalım. Onunla da gelir birazdan. Orası sizin mahreminiz ama ben yatak odasına girmeyeyim ya. Lan yatak odası mı dedim? Çalışma odası dedim. Çalışma odası mı var lan bu evde? Evet var. Tamam. Yürü hadi. Aha basıldık. Aha basıldık. Nasıl basıldık oğlum? Ne yapıyorduk ki biz? Ya ne bileyim ya. Ben uzun zaman sonra başka bir eve girdim ya. Tepkileri karıştırdım. Ne yapayım Güran? Ya geç. Çalışma odasına geç. Benim de kafamı karıştırdın ya. Ezgi hoş geldin. Hoş buldum. Ay sarılmak öpüşmek yasak bir şey yapamıyorum. Tabii tabii yasak. Hepsi yasak. Sağ olasın. Begüm yok mu? Begüm şey markete gitti gelir birazdan. Ben de markete uğradım gelirken. Sen neler aldın? İşte elim boş gelmek istemedim. Un, süt, yumurta, vanilya, krema aldım. Aha, iyi yaptın. Çok güzel. Sağ olasın. Şunu balkona bırakıp geliyorum hemen. Tamam. Geldim. Ay kusura bakma. Yok be. Daha bir kolonya sıkayım ben. Sen tam şey yapacaksın. Sağ ol Güran. Nasıl gidiyor karantina? Karanlık. Nasıl yani? Yani işte gündüzleri yatıyoruz. Hı. Geceleri ayaktayız. Hep karanlık gidiyor yani. Düzeltemedik mi şu düzeni ya? Aynı benim de. Ben düzene girsin diye bir gün hiç uyumadım biliyor musun? Düzeldi mi? Yok. Bir gün uyumadığımda kaldım. Ya, şu karantinada yalnızlık o kadar zor ki anlatamam. Öyleymiş öyleymiş. Cihan da aynısını söyledi az önce. Cihan kim? Ya Cihan benim arkadaşım ya şey. Ama hiç şey yapma. O içeride. Biz sizi rahatsız etmeyiz. Bir gün gelene kadar ben seni yalnız bırakmak istemedim. Burada mı? He burada içeride. Nasıl biri Güran? Nasıl biri işte Cihan, ben ne bileyim kel. Kel mi? İşte göbekli. Göbekli mi? Top sakalı. Top mu? Ne diyorsun ya adamın bütün fiziksel özelliklerini say. Bu nasıl bir yokluk? Sen ne yaptın? Nasıl bir karantina yaşadın acaba Ezgi? Tamam, haklısın. Tamam, nasıl yükselmişti? Yok, ne bileyim. Sen niye geldin lan Cihan? Merhaba. Oğlum hani merhaba demeyecektin? Ne konuştun? Bir merhaba diyeyim dedim. Oğlum iki kere merhaba demiş oldun ya. Merhaba. Ezgi ben. Ben de erkeğim. Lan! Sosyal mesafe. Çok memnun oldum. Nasıl memnun oldum? Buna mı? Çok memnun oldum evet. Çok güzelsiniz. Oğlum ne diyorsun? Konuşmasana. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Keşke daha önce tanışsaymışız değil mi? Çok güzelsiniz. Oğlum onu dedin ya daha ne diyorsun? Çok teşekkür ederim. Hiç de utandırmıyorsunuz. Ama utanılacak bir şey yok bu güzellikte. Utanmanıza hiç gerek yok gibi duruyor. Oğlum sen hiç karantinada video falan da mı izlemedin? Bu nasıl hal lan? Toparlan kendine gel. Ben biraz heyecanlandım. Ben bir o zaman makyajımı tazeleyip geliyorum. Hadi sen. Taze duruyor makyajınız ve bütününüz tamamıyla hepsi. Sağ ol. Cihan Bey. Buyurun efendim. Gözlerinizin rengi çok güzel. Sadece gözleri güzel ya. Bunu, sadece gözlerine mi baktın sen bu adamın? Güran bunu benimle tanıştırsa. Lan tanıştın ya. Daha ne kadar tanışacaksın? Geldin mi? Hoş geldin Cihan'cığım. Hoş buldun yenge. Ezgi geldi lavaboya gitti hayat. Kaçırdınız değil mi kızı? Kendini kilitlememiştir inşallah lavaboya. Ya başına bir şey gelmez gidin mi? Ben gidip bakayım mı? Kilitledim gerçekten. Ya yok kilitleme falan yok ya. Bunlar birbirine kilitlendi. Ben anlamadım ne olduğunu da anlamadım. Yenge. Hı. Çok güzel. Güzeldir benim arkadaşım. Ama işte biraz seçici. Ha. Çok seçici senin arkadaşın gerçekten. Bence bu Ezgi Çin'deki ilk vaka çıktığından beri kendini karantinaya almış. O derece yani ben sana söyleyeyim. Ay benim aşkım güzelim gelmiş. Nasıl özledim? Ay yapamıyoruz da böyle artık uzaktan. Ay bebeğim benim. Ya yavrum normalde yapacağım bir hareket değil ama bu bende kalabilir mi? Çok tatlısın ya. Güran arkadaşın ne yapıyor? Bir şey söyle. Tamam ben şey yapacağım onu. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ver lan şunu. Bizi kaldır. Güran. Güran'cığım. Allah Allah. İşte görüyorsun değil mi? İnsanlar çekilince doğası da kendine geldi. Dur. Şimdi bu havada olmayan bir şeyi tutan adamın elinden bir şey almaya çalışan adama kadar biz cüret ettiysek buradan yani alkış bekliyoruz. Yoksa hiç olmaz. Ben gittim yine
Salon sessizken yapmak. Ne gizemliymiş bu skeçleri, bir de seyirci gelince bir daha oynayalım ya. Bakalım ne oluyor yani. Şu anda bilemeyiz ya. Bu başka bir ilim, anladın mı? Şu anda biz bir laboratuvarda gibiyiz yani. Seyirci bizle beraber. Devam. Görüyorsun değil mi? İnsanlar çekilince doğa nasıl da kendine geldi. Hayvanlar ortaya çıktı böyle. Ay, ilk defa bir erkek sürüsü benim için savaşıyor. Sürü mü? Ha, birden fazlası benim için sürü. Gitti. Gitti valla. Ha, üzülme. Ben sana yenisini veririm. Ezgi'cim canım, iyi misin sen? Çok iyiyim Begüm. Ben iyi ki gelmişim ha. Tatlım, normalde Cihan senin tipin bir adam değil yani. Sen bundan etkilenmezsin. Bir kenara gel. Ben artık bundan da etkilenmek istiyorum. Ya karantinada yalnızlık ne kadar zor, sen biliyor musun kızım? Bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü unuttum ben. Böyle arada bir hayal ediyorum mutlu olmak için. Bak bak, oradan bile bana laf sokuyor ya. Keşke bana da soksa Gürhan. Ne? Ya bir karım olsa da bana da laf soksa. Oğlum sen hasta mısın lan? Hasta mıyım Gürhan? Bak bakayım ateşime. Ya yok ateşim falan. Tamam, toparlan kendine gel ya. Bak ya hasta olsaydım Gürhan? Bak ya hasta olsaydım mesela, karım bana mesela bir çorba yapardı, kendime gelirdim. Gürhan Allah seni inandırsın, ben bir çorba yaptım, bir haftadır içiyorum lan. Niye, çok mu güzel oldu? Yok oğlum, çok oldu ya, bitmiyor. Üç gün daha gider o. Ay aynısı. Ben de bir kendi yaptığım ekmeği yiyorum, bir haftadır bayatlamasın diye. Yanımda var, bir parça ister misin? Ben bir parçanızı alırım şimdi. Ne yapıyorsun lan? Ekmeğindeyim Gürhan ya. Tamam, hiç gerek yok şimdi. Allah Allah, bak kendi ekmeğini yapmışsın, ne kadar güzel. İnsanın kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi gibi var mı bir şey ya? Ben sadece ayaklarımın üzerinde durmuyorum ki Begüm. Görüyor musun? Yoga, pilates, ne varsa yedim yuttum ben bu karantinada ya. Ne güzel işte. Kız nesi güzel? Millet evinde şeyleri hareketler yapıyor. Dur. Aa, ben sinyal aldım. Gülüyor. Oğlum dur lan. Lan Cihan. Cihan dur oğlum, şu halime bir bak. Bana bir bak. Aa, bana bir bak lan. Ben evliyim. Benim bir halime bak. Ondan sonra karar ver. Yapma lan. Tatlım, şimdi sen kapalı yerde anlayamadın. O açıkta ışık bir vuruyor onun kendine. Böyle uzun süre gözlüksüz bakamıyorsun. Yenge kelime şaka. Begüm, ben artık tutamıyorum, bırakacağım. Vallahi bu da bütün ağırlığını bana bıraktı. Aman bırakıyorum be. Çocuğum, hangisiydi bilmiyorum ama şudur herhalde. Siz yüzük varmış gibi hayal edin. Böyle de şey yapıyor. Ya öyle değil. O zaman evet. Evet dedim. Evet dedim Begüm. Evet duydum Ezgi. Ay, en yakın arkadaşımın kocasının en yakın arkadaşının en yakın arkadaşımın evlilik yıldönümünde bana evlilik teklif ettiğine inanamıyorum. Ne? Evet Gürhan. Vallahi ben de bugün anladım senin en yakın arkadaşın olduğunu, biliyor musun? Sen yıl dönümünde beni çağırınca ben dedim ki ulan ben bu adamın en yakın arkadaşıyım ya. Gürhan, ben buna mı sevineyim yoksa hayatımın kadınını buldum, ona mı sevineyim? Hangisine sevineyim ben? Ne yapalım o zaman, biz gidelim bunları tatlılarını yapalım. Yapalım aşkım. Aşkım, aşkım dedin. Aşkım dedin sen bana. Evet evet. Aşkım. Ezgi canım, şey yapmayın siz. Mutfağı kirletmeden yapın pastayı. Bir evlilik ya. Şey ben kusura bakma hayat. Ne saçma, ne, Allah Allah, hareketlere bak ya. Ne saçmadı onlar öyle, Allah'ım ya. Şey yani ben unutmaz normalde de, nasıl böyle karantina tabii, bu şey birdenbire unutuluyor tabii. Hayır, tatlıyı hiç edecekler, ben ona şey oldum yani şimdi. Yoksa ben hepsini şey yapamam. Anladım. Onu da... Aşkım, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Tatlıcığım. Lan lafı değiştirmeye çalışıyorum, anlasana be. Ne yapayım ya? O an bu an değil miydi, ne bileyim ben? Değil, o an bu an değil. Sen önce bıyıklarını kes. Allah Allah, adama bak ya, kendi karısına yürüyor. Ha! Sen o bıyıklarını kes, söz ben de keseceğim. Almış. Ters gitti. Ne oldu? Bizi ters istemez oluyor. Ben çok sevdiğim şey denmediysen. Bence tespiti güzel. Yani çok orijinal bir tespitti. Çünkü bu, herkes bunu konuştu. Bir evde kapalı kalma psikolojisinden mutlaka bir sürü skeç çıkar. Çıkması da gerekir. Çünkü çok sıra dışı şeyler. Ama şu anda sıradan bir hal bu. Evliler ayrılmak istiyor. Bekarlar evlenmek istiyor. Şimdi bir eşim olsaydı ne güzel. Bir 40 gün, 60 gün her şeyi paylaşırdık falan. Lakin biraz zannedilenin ötesinde, yani insanlar birlikte olmaktan da öte uzun zaman, ya bu çok uzun zaman ya, birlikte 7 sezon bir dizi seyretmek, film seyretmek. Yani burada şeyi tartışsalardı, onlar aç kalmamışlar. Öyle,
aşkı özlemişler. Yani aşk istiyorlar. Öbürleri de onun sonu bu oluyor. Yani evlilikle sevgililiğin çatışması gibi olsaydı ki biraz niyet oymuş ama tam şeye oturmamış bence. Ne dersin? Yani hocam tatlıydı. Şey vardır öyle. Tatlıydı hocam. Evet hocam, yani o tespit doğru. Cihan abisinin zaten sürekli söylediği, yani hep geyik olarak söylediği, aradığımda da işte ne yapıyorsun? Sabileliyim. Oturuyorum falan. Yeter ya falan yapıp böyle geyik yaptığı halini yazmış büyük ihtimal kendi kendine. Cihan'ın skeci değil mi? Evet. Yani ÇG'ye benim gözümde şeyi güzel, bir matematiği güzel seyrettiriyor kendini. Hani GH'nin üstü bir skeç ama alkışında altı. Fazla da tuşa da basamadık gördüğünüz gibi. Devam. Sıradaki skecimiz mahalle katkısı 8. Bakalım Ramazan'da mahallemizde neler oluyor? Atakan'la beraber yazdık. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Adanalıyım ezelden. Pop dinlerim ezelden. Saysalım çok iyidir. 3 kere 5, 25. Hiç anlamam sözelden. Nasıl ama? Şu an yaşama sevincimi elimden aldım Neco. Kulaklarım isyanda. Keşke bütün bunları duymasaydık da başka bir görev verseydin bize diyorlar. Sen kulağınla duyuyorsun ama baş yerinden anlıyorsun ha. Çok biliyorsan sen söyle. Dinle lan, dinle. 11 ayın sultanı. Mutlu ediyor canı cananı. Orucu uykuya tutturma güzel kardeşim. Kaçırma tek bir anı. Beğenmedim. Sözleri vurucu değil. Bu Ramazan'ın Hitler arasına gireceğini düşünmüyorum ha. Bana bak Neco, zaten sahursuzum. Sinirlerim tepemde. Senin tepen o kadar yüksek değil abi, sıkıntı yok. Yalnız sen vurunca davulun sesi aşağıdan hoş geliyor ha. Neco, bir tık uzatıyorsun sen yine. Selamun aleyküm abiler. Aleyküm selam Göçü. Hayırdır lan, nereye böyle? Asıl sizi hayırdır abi. Mahallede sahte davulcular geziyormuş. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. An itibariyle oldu. Kimden bu davlumbaz? Abi, davulcuya benzeyen kişiler. Tahminimce davul kullanıyorlar. Ama merak etmeyin, peşlerindeyim. Sonuçta bu mahallenin bir korkusuz savaşçıya ihtiyacı var. Korkusuz savaşçı mı? Abi, dalga geçmeyin ya. Zaten moralim bozuk. Hayırdır lan, neyin var? Pelin'i özel yaptırdım. Sonuçta dedim Ramazan ayı, hayır ayı. Ama bana hayır, ayı. İstemiyorum pide falan. Ayı, ayı olay. Neler dedi ya? Oğlum ona ne? Pelin hayırlı Ramazanlar, AKE. AKE ne oğlum? Allah kabul etsinin kısaltması. Sonuçta Ramazan ayı, tasarruf ayı. Tamam lan Göçü, bana bak. O davulun bazı buluyorsun, bize getiriyorsun ha. Ben de abi onlar, siz rahat olun. Hadi. Dikkat et kendine, karanlıklar prensi. Bu da iyiymiş ha. Savunun, karanlıklar prensi geliyor. Yaktı lan iyice. Kim lan bu davulcu? Bilmiyorum abi, bilmiyorum ama... ama bir tahminim var ha, Berk. Gel hele gel, gel buraya gel. Gel buraya gel lan, buraya gel oğlum. Abi dövecekseniz iftardan sonra geleyim ben ya. Hem size de hareket falan olur. Zaten az kaldı iftara ha. Ona birazdan karar vereceğiz. Bana bak lan. Sen rock grubunda ne çalıyordun? Davul. Aha, aha bulduk abi. Oğlum sen utanmıyor musun lan abilerin ekmeğine kan doğramaya ha? Abi ben Ramazan davulu çalmıyorum ki, bateri çalıyorum. Tarzlar farklı yani. Nasıl yani? Siz yan vuruyorsunuz, ben dikine vuruyorum. Hadi ya, hadi ya. Yanlış anlar Neco. Zaten şimdi tipe baksana, bundan davulcu mu olur oğlum? Bundan davulcu mavulcu olmaz, doğru diyorsun. Bana bak lan. Bahşiş ver abilerine, hadi bak. Hadi. Hadi bakayım bahşiş ver abilerine. Sık bir şeyler, hadi. Abi ben verdim bahşiş ya. Nasıl, kime verdin? Nasıl davulcu verdin? Ya. Biz neyiz oğlum? Zurnacı mı lan? Biz davulcuyuz oğlum. Bize niye vermiyorsun? Ayrıca sen niye bir davulcuya bayram harçlığı veriyorsun bayram gelmeden? Ben de öyle dedim. Sen şimdi ver, bayramdan sonra gene verirsin dedi. Bana da mantıklı geldi. Ulan yemin ediyorum bunu görünce okumuş adam diyorum. Acaba diyorum ben de dışarıdan hiç okulu bitirsem mi? Vallahi vazgeçtim ya. Sen oğlum nasıl bir gerizekalısın lan? Bana bak. Bana bak, bana bak. Sen şimdi müzisyen falansın ya. Bize bir mani ver de okuyalım lan. Ben sizin işinize mani olmayayım abi. Bak bir de kötü şaka yapıyorum. Kaybol lan! Kaybol!
Gevşek seni ya. Allah kolay bilmiyorum. Gelsin abi. Ne yapıyorsunuz burada? İyi, ne yapalım? Akşama düğün var, ona hazırlanın. Ne yapacağız? İçimizin başındayız işte. Küt küt atıyor kalbim. Bitmedi gitti şu harbim. Ne bu şimdi? Seni görünce kalbimin nasıl attığını anla istedim Sedef. Güm. Güm. Senin bu kalp atışların benim kulağımı sağır etmeye başladı. Eğer bu ses böyle devam ederse ben keseceğim seni. Sen hiç yorma kendini abicim. Davulun bile dengi dengine çaldığını pek bilmiyor galiba bu davulcu arkadaş. Sen nereye böyle? Ha, ben Ayten'le Nurten ablalara gidiyorum. Akşam mahallecek hep birlikte iftar yapacağız, onlara yardım edeceğim. E siz de gelirsiniz artık, bir maniniz yoksa. Manimiz çok Sedef Hanım. Hayatıma mani olacaksınız. Neredeyse. Pardon. Oh! Ne bu gürültü oğlum? Dan, 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 dan. Prova yapıyoruz abi akşam için. Ne var? Allah Allah. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Gidin provanızı uzaktan yapın ya. Allah Allah. Zaten sahursuzum. Oruçlu dersin yani. Ben öyle mi dedim oğlum? Ben öyle anladım. Yok oğlum, oruçluyum da sahur yapamadım. Sahurdan önce bir saat uyuyayım dedim. Telefonu kurdum. Alarmım ötmemiş. Çalmamış. Ne? Alarm ötmez zaten abi, çalar. Öten horoz. Mesela telefon da çalıyor. İnsanlar birbirine ne diyor? Beni bir çaldırsana. Beni bir öttür denmez. Yanlış anlaşılma şekli olur yani. Anlatayım mı? Ben öttüreceğim ya. Yine de öttüreceğim. Ay Bülent, ne oluyor burada? Ne olmuş Nurten? Ay bu da orucu uykuya tutturuyor. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Seko ile Neco Ramazan davulcusu olmuş. Allah Allah, madem biliyorsun ne soruyorsun o zaman bana? Hoşuma gidiyor. Allah Allah. Nurten bak hele, anam Gül hep derdi sen ya davulcuya ya zurnacıya diye. Kısmet davulcuymuş. Beni meslekten sorma Ayten abla ya. Neyse şey yapalım, evet başları görelim, buyurun. Başlar. Ne başçı oğlum? Biz verdik başçımızı. Kime verdin? Kime verdin? Nece sen mi aldın lan? Yok abi bakayım ben, olsa benim cebimde olur bakayım. Vallahi yok. Aha. Bir tane delikanlı geldi, kimliğini gösterdi bana. Ben de tamam baktım, yaşı tutuyor, verdim başını. Aa, Bülent abi, o kimlik değil ama ya. Oğlum kim lan bu? Kim oğlum bizim bu ekmeğimize kan doğrayan herif? Abi kim olduğunu bilmiyorum ama bulursam ben de ona kan doğrayacağım ha. Az kaldı. Top patladı, top patladı. Gökhan, ne oldu oğlum sana? Geldi 11 ayın sultanı. Sürdüm pideye tereyağını. Sahurda yedim pastırma sucuk. İftara kadar ne yapacağım? Ne yapacağım? Ağzıma girme mesela. Abi bunu var ya, bu sefer çok pis dövmüşler ya. Dövmesi mi kalmış oğlum? Kafasına davul geçirmişler. Daha ne yapsınlar? Hocam sizi görmüşken bir şey sormak istiyorum. Ben şimdi birini seviyorum. İsmini vermek istemiyorum. Acun Ilıcalı. Onun beni kalbinde hissetmesi için bir dua var mı? Var. Allah akıl fikir versin. Amin. Bunun normali bu ya. Ben artık alıştım. Abi param yok diyorum. Niye anlamıyorsun ya? Lan ne demek param yok? Davulu vurmaya gelince ne güzel vuruyorsun. Vur vur vur. Para almaya gelince yok. Ne demek lan yok? Emek harcıyorum burada. Ver parayı. Şşş, lan geçiyor mu lan? Sen hayırdır oğlum? Abi bu var ya, zorla para almaya çalıştı benden. Beni dövmeye kalktı. Dövdü hatta. Hatta biraz vurdu. Bayağı vurdu. Ama ben de buraya kadar getirdim bu işi. Dedim ki Söke abiyle Nece abi dedim, seni yerler dedim. Seni var ya paramparça ederler dedim. Davulu gözüne, tokmağı da. Dur oğlum dur, tamam bir dur ya. Abi ekmek bu saf çarpsın ki bunun hiç sesi. Ben sizin burada olduğunuzu bilsem böyle bir şey yapabilir miyim abi? Hayal dünyasında yaşıyor ya. Acun Bey. Acun Bey buradasınız. Ah, ah canım benim. Artık beni adaya alın. Tabii tabii. Alın beni adaya. Ah kardeşim, karıştırıyor abi, karıştırıyor. Ama hep benzetirler beni. Ah, benim davul da buradaymış ya. Bir yanlışlık oldu herhalde. Hayır ben... ya, bu benim tam oldu üstüme. O zaman şöyle yapalım kardeşim. Gel ben seninle gideyim, bunu çıkaralım. Size de hayırlı Ramazanlar olsun. Gel, gel buraya. Sen gel, sen gel buraya. Gel sen böyle. Tabii gel abi. Sen böyle. Gel şöyle otur, otur. Burası iyi mi abi? Güzel. Güzel. Berk, sen de... Arkadaşlar, götür hadi bakın. Bunun bir akorunu makorunu bir şeyini yapsınlar bunu. Gökhan yazıp 1890'a mesaj gönderebilirsiniz. Oldu, gönderler. Parkura mı gidiyoruz şimdi? Parkura. Allah'ım beni affet. Davulu geçirdik, çocuğun kapı gittik. Şşş. Bak hele bak. Sen hayırdır lan? Sen hayırdır oğlum? Sen bizim ekmeğimize kan mı doğuruyorsun lan? He? Oğlum bu mahallenin desibeli biziz lan. Abi sana bakacak olursak o ses çok yüksek değil galiba. O seslerde benim de notalarım var. Biz bu noktada kaç tane adam dövdük biliyor musun? Çenelerine çenelerine vurduk. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan Seko abine ha? Abi Neco abi Seko abi, ben şaka olsun ortam yumuşasın diye. Ben de bu mahallenin çocuğuyum abi, yapmayın ya. Ben şimdi yumuşatacağım o ortamı. Nasıl girelim buna?
Nasıl? Nereden girelim? Ben diyorum ki abi. Bunları bırakalım abi. Ha, daha bunu bir geçsin. Tamam, bırakalım anne. Abicim bir şey söyleyeceğim be. Ramazan Allah aşkı için be. Bir sorun be. Neden yaptın be? Bir sorun be. Ben de anlatayım be. Tamam lan söyle. Tamam neden yaptın hadi. Söyle ki abi. Abicim madem böyle imkan verdiniz. Bir de zaman verin bir düşüneyim be. Bulayım be ha abi. Tamam hadi verdik düşün. Sağ olun abi. Hadi bakalım ha. Vallahi Allah razı olsun. Çok hakkaniyetli adamlarsınız. Vakit de verdiniz. Ben bulamadım. Ben bunu da ya hak ettim abi. Şöyle evet. Mi geçeyim? Yürüyün abi. Sen kop, sen. Sağda bırak. Kopmaz. Hadi bırak. Gerisini de bize bırak sen. Önce ben vurayım mı? Ben vurayım. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Önce ben vuracağım. Hadi, ben gidiyorum. Öldün mü? Öldün mü? Ne oldu? Selamünaleyküm. Hocam. Şey değil mi ya bu televizyonda gördüğümüz? Hocam hayırdır mahallemizde ne işiniz var? Bir iftar programına gitmek için arabama bindim. Elime direksiyonu aldım ve vitesi taktım beşe. Çıktım ebeşe. Sonra baktım ki aracım bozuldu ve ben de buraya geldim. İftar açabileceğim. Orucumu açabileceğim bir yer var mıdır? Nerede yer, nerede içerim? Hocam! Hocam biz de zaten mahallede hep beraber bir iftar yapacaktık. Siz de buyurun bizimle beraber olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hocam hazır sizi bulmuşken hocam. Nacizane, Ramazan mübarek gün. Benim bir sorum olacak hocam size. Senin adın nedir genç adam? Benim adım Fırıldak Yasin hocam. Olsun. Sağ olun hocam. Şimdi nacizane hocam, Ramazan mübarek günde oruçlu bir arkadaş bir diğer oruçlu bir arkadaşa eğer vurursa hocam, bu oruç sakatlanır mı, sakatlanmaz mı hocam? Aman açıklayalım. Kavga dediğin şey senin 10. yüzyılda Cibuti krallığında ortaya çıkmıştır. O zamanın kralı 1. Cibut çok lüks içinde yaşardı ve iki tane çok güzel, iki tane oğlu vardı. Onlar da hiç tartışmaz ve güllük gülistanlık içinde büyümüşlerdi. Ta ki babaları vefat edene kadar. Babaları vefat etti. Onlar da miras kavgasına giriştiler. O dedi ki benim, o dedi ki benim. O dedi ki benim, o dedi ki benim ve bir yere varamadılar. Hak da ikiye bölünmüştü. Bir taraf kavcılar, diğer taraf gacılar. Yani başka rivayetlerde gacılar diye de geçer. Ve hiçbir yere varamadılar. Tartıştılar da tartıştılar. Ve o kavga işte bugüne geldi. Hocam! Hocam gerçekten hepimizin tüyleri diken diken oldu hocam. Çok fena olduk hocam. Yalnız ben anlayamadım hocam. Sorumun cevabını tam alamadım. Çok özür dileyerek yineliyorum hocam. Eğer oruçlu bir Müslüman başka bir oruçlu Müslümana vurursa orucu sakatlanır mı, sakatlanmaz mı hocam? Sakatlanır. Ya duymuyorum. Yalnız hocam böyle fırıldaklıklar yapanların da cezası bir şekil verilmeli öyle değil mi? Kesinlikle. Fırıldaklık demişken. Fırıldaklık... 10. yüzyılda Senekal Krallığı'nda... Hocam ezan okunacak ama. Bir saniye. Meydana gelmiştir. O zamanın Senekal Kralı 1. Sene... Hocam top patlayacak ama. He top demişken. Top dediğin şeyin icadı... 1. yüzyılda Portekiz Kralı 1. Cristiano Ronaldo tarafından icat edilmiştir ve... Allah patladı be. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi Allah kabul etsin. Suları alalım oradan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Al Allah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Haydi afiyetle. Amin, amin. Amin, amin. Şişt, bana bak lan. Fırıldak. Bir daha böyle fırdonlu işler yok tamam mı lan? Ayrıca bundan sonra paraya falan ihtiyacın olur. Beni buluyorsun. Tamam abi. Sen de bana mı veriyorsun abi para? He, yok. Sonra hep beraber toplanıp parası olan birini buluyoruz. Çünkü bende de yok. Çok güzel abi. Hocam biz de acaba sizden numaranızı rica etsek? Bazı sorularımız var kendi aklımızda çözemediğimiz. Yaz.
09886, 6890 ve 80 ve küçük 7. Küçük 7. Küçüğü büyüğü yok. Aynı abi. İşte 7 bas. Kafamı yakıyor adam benim. Yok abi. Arıyorum hocam. Maksat sizi de kaydedin. Efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Umarız eğlenmişsinizdir. Şimdi de bakalım ÇG'den kim veda edecek diye Yılmaz Erdoğan'a... Yok öyle bir şey yok. Kimse veda etmiyor. Ama gecenin sonucunu öğrenmek için ÇGH mi, zil mi, GH mi olmaz ama... Yine de bir hocaya bağlanalım. Hocam sizdeyiz. Şimdi gecenin sonuna geldik. Yeni sistemimizle bunu da izah etmek isterim. Burada herhangi bir şeye bastığımızda herhangi bir bağlantımız yok. Montajdaki arkadaşlar anlıyorlar ki buradan yani koyun işte kahkaha efektleri inşallah gerçekçi olmuştur. Güldüğünüz yere denk gelmiştir inşallah. İnşallah hocam. %100 onu sağlamak zor olsa da biraz daha eski ÇGH tadına yakın. Kullandığımız efektler daha önce seyircimizin güldüğü gerçek efektler. Yani dümen de değil aslında. Daha önce başka bir şeye gülünmüş. Biz o kişi olsaydı, o kişiler olsaydı buna da gülerlerdi gibi bir varsayımla dünyanın en enteresan bir kahkaha efekti uygulamasını yaptık. Buna da bir güç veriyorum sana. Hayatınız hep böyle kahkaha dolu olsun, güzel olsun. Normalleşme sürecini güzel götürelim. Anormal normalleşmeyelim, hızlı normalleşmeyelim, AVM'lerde birikmeyelim. Sosyal mesafe gene sıkıcı da olsa, sinir bozucu da olsa devam. Tedbirleri aksatmayalım ki daha sert tedbirin. Alkış ben. Aynen. Lafın ortasına getiriyorsun ama. Ama hocam hani bir başlar... Ya başlıyor da lafın ortasına getiriyorsun. Daha sert tedbirler gelmesin diye tedbirleri sıkı tutalım. Güzel günler sizin olsun. Hoşça kalın. Çok güzel hareketler bitiyor. Hoşça kalın. Bye bye.